Hoş geldiniz. Bu hafta İstanbul stüdyolarından karşınızdayız. İki değerli konuğum var. Birisi Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Kurmay Albay Ümit Yalım. Diğeri Profesör Doktor Emin Gürses. Emin birazdan burada olacak. İstanbul'da bulunmamızın nedeni kitap fuarı var. Bağdat Caddesi'nde. Remzi Kitap Evi'nde, Caddebostan Bağdat Caddesi Remzi Kitap Evi'nde 422 numarada bugün 15-18 saatleri arasında orada olacağız. Okurlarımızla, seyircilerimizle buluşacağız. Son kitabımızı imzalayacağız. Onun için İstanbul'dayız. Evet Ümit Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi Sayın Yalım, sizin çok önemli tespitleriniz var. Elinizde belgeler de var. Evet. Biz bunu gerçi uzun yıllar gündeme getirdik ama sesimizi tam olarak duyuramadık. Ben hem Aydınlık Gazetesi'nde yazdım hem Ulusal Kanal'da müteaddit defalar gündeme getirdim. Ege'deki Türk adaları, Ege ve Akdeniz'de 20'ye yakın ada neredeyse 10 küsur ada. Yunanlılar tarafından 2002 sonrası işgal edilmiş durumda ki çok somut olanları Bulamaç ve Eşek Adaları hemen Aydın'da Didim'in karşısında Türk toprağı. Biz bunu sürekli gündeme getirdik. Dışişleri Bakanlığı bu konuda patinaj yaptı. Yani net vardır demedi, yoktur demedi. Genelkurmay net bir açıklama yapmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işte ona da muğlak cevap verdi. Siz diyorsunuz ki bu adalar Türk adalarıdır. Elimde devlet belgeleri var. Doğru. Resmi belgeler var diyorsunuz. Bugün bu konuyla gireceğiz. Tabii sevgili seyirciler sadece bu konu değil. Gündem, siyasi gündemin bütün başlıklarını bir bir masaya yatıracağız ama bu olay önemli. Türkiye'nin 10 küsur adası Yunanlılar tarafından alenen işgal ediliyor ki siz bunun Türk adası olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belgeleriyle, resmi belgelerle ispatlayacaksınız. Tabii ki. Bugün ispatlayacaksınız ve buna karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti kayıtsız, yani Yunan Türk adasını işgal ediyor. Bir tane değil, iki tane değil, söz konusu öyle kayalık filan değil. Yani öyle bir iki tane kayalık ıssız ada filan değil. Hemen Türkiye Aydın'ın hemen karşısında Eşek Adası. Orada Yunanlılar belediye başkanı seçtiler. Orada Yunanlılar birliklerini çıkardılar. Türk Adası alenen işgal edilirken Türkiye kayıtsız. Türk kamuoyu habersiz, duyarsız. Evet. Neye dayanarak bu adaların Türk olduğunu söylüyorsunuz? Bunun hikayesini anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi malumuz olduğu üzere Lozan Anlaşması'nın 12. maddesiyle Yunanistan'a toplam 9 ada bırakılıyor. Ve 15. maddesiyle de İtalya'ya 12 ada, Rodos ve Meis olmak üzere toplam 14 tane ada bırakılıyor. Bunlar hem yazılı metinde geçtiği gibi bir de bir harita var. Ama bu haritayı şimdi arkadaşlar ekrana koyabilecekler mi bilmiyorum. 6 numaralı harita lütfen. Bu haritayı maalesef kamuoyundan saklıyorlar ve ben bu haritayı Türkiye'den bulamadım. Ne Osmanlı arşivinden bulabildim ne de Dışişleri Bakanlığı'na bulabildim. Dışişleri Bakanlığı işini kolay bulmuş. Efendim anlaşmanın hepsini arşive verdik diyorlar ve bu haritayı köşe bucak saklıyorlar. Bakın bu harita Lozan Anlaşması'nın 15. maddesine ekte 2 numaralı haritadır ve bu ya böyle devletin resmi bir haritası var. Var. Var ama çoğu kimsenin bundan haberi yok. Yani kamuoyunun haberi yok. Fakat bu harita Genelkurmay Başkanlığı'nda var, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda var, Dışişleri Bakanlığı'nda var. Lozan Anlaşması'na ek. Ekti iki numaralı harita. Onu teknik bir sorun var, getiremediler. Evet. Tamam, getirince onu gösteririz. Bu haritada açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları görünüyor. Şimdi Lozan Anlaşması'nda biliyorsunuz verilen adalar yazılmış. Toplam Ege Denizi'nde 23 tane ada, 9 tanesi Yunanistan'a, geri kalan 14 tanesi İtalya'ya verilmişti. Daha sonra biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyanlar bu 12 ada Rodos'u, Meis'i toplam 14 tane adayı, adanın egemenliğini
Yunanistan'a devrediyorlar. Şimdi burada her şey açık. Ve haritada açık bir şekilde tek tek gösterilmiş, ismen sayılmış ve ismen sayılarak verilen adaların altı kırmızı renkte çizilmiş. Bunu çizen de, bu haritayı hazırlayan da İngiltere. Yani Lozan Anlaşması'na taraf olan bir ülke. Dolayısıyla burada artık da burası gri bölgedir, burası adet taşma diye öyle bir şey söylenmez. Mümkün değil. Neden? Çünkü bunlar, bu adalar, yani o verilenlerin dışında kalan adalar anamızın... Renk çizilmiş. Tabii altı çizilmiş. Kırmızı renkte çizilmiş. Kapı gibi elimizde belge var. Ve bu adalar da, yani işgal edilen 16 ada ve bir kayalık da bu altı çizilen ve verilen adaların dışındaki adalar. Tabii Davutoğlu ısrarla buna Adacık dedi. Neden Adacık dedi? Bu konuda yargılanacağını çok iyi biliyor. Ve yargılanacağı zaman diyecek ki, efendim ben bunları Lozan'ın 15. maddesinde buna bağlı adacıklar diye düşündüm diye kendisini kurtarmaya çalışacak. Halbuki bunlar öyle yakın ada değil ki, yani bağlı bitişik. Karda kayalıkları gibi değil. Değil. Bakın Sayın Önkübar, bu adaların en küçüğü İstanbul'daki büyük ada kadar. Yani ufak da ada değil. Bir kısmı da İstanbul'daki büyük adanın 3 misli, 5 misli büyüktü. 5 misli. Evet. Mesela Hoşnut Adası var, 5 misli büyüktü de. Şimdi bakın, ben tabii buradan biraz İzmirli gazetecilere ve İzmirli vatandaşlarımıza sitem edeceğim. Biliyorsunuz Mustafa Kemal ve arkadaşları 1922 yılında Yunanları Ege Denizi'ne denize döktü. Ama 2004 yılında Yunanlar şu anda İzmir'de. Kimsenin haberi yok. Şu anda İzmir işgal altında. Daha İzmir'in vatandaşlarımız, İzmirli gazeteciler, bu simide gevrek diyen gazeteci arkadaşlarımız daha neyi bekliyor? Yani Yunan askerinin elinde silah konak meydana çıkmasını mı bekliyorlar? İzmir'in hemen yakında 4 mil kuzeybatısında bulunan ada, Koyun Adası, şu anda Yunan işgal altında. Ne adası? Koyun. Koyun Adası. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan ada 2004 yılından beri işgal altında. Şimdi burada tabii biliyorsunuz İzmir'in kurtuluşu törenleri yapılıyor 9 Eylül'de. Tören yapmaya gerek yok çünkü İzmir yine işgal altında. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Bunların kesinlikle elimizde belgeleri var. Tabii bir de şöyle bir durum var. Diyorlar ki efendim, bu adaların ismi tek tek, yani şu anda işgal altında olan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan adaların isimleri Lozan'da geçiyor mu? Geçmiyor. Ona bakarsanız Lozan Anlaşması'nda Ankara'nın ismi de geçmiyor. Şimdi Ankara Türk toprağı değil mi? Lozan Anlaşması'nda verilenler yazılmış. Dolayısıyla geriye kalan bize kalmış ve işin ilginç tarafı, bu Lozan Anlaşması borçlar paylaştırılmış ve şu anda Yunanistan tarafından 2004 yılında işgal edilen ve 2009 yılında ilhak edilen adaların borçlarını ödemişiz. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti borçları paylaştırdı. Yani İsmet İnönü orada çok akıllı bir karar veriyor. Hatırlarsınız Sudan ikiye bölündü. Sudan ve Güney Sudan olmak üzere ve borçları ikiye böldüler. İsmet İnönü Lozan'da diyor ki, madem ki toprak aldınız, o zaman diyor borçları paylaşırsınız ve borçları paylaştırıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne borçları ödüyoruz ve işin galibi şu anda Yunanistan'ın işgali altında olan vatan topraklarının 16 adam ve bir kayalığın da borcunu ödedik. Evet, bir virgül. Profesör Doktor Emin Gürses. Emin'ciğim hoş geldin. Sayın Gürses benim üniversiteden, siyasaldan sınıf arkadaşım. Onun için Emin'ciğim diyorum. Sayın Gürses, Ümit Yalım, eski Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Kurmay Albay Ümit Yalım, Lozan belgelerinin Ekim'de 17 işgal edilen 17 Türk adasının Türkiye'ye ait olduğuna dair resmi belge olduğunu anlatıyor. Devam edin. Evet. Şimdi yorumunu sizden isteyeceğim. Tabii. Evet. Daha sonra Sayın Önkibar, 1939 yılında İngiltere bir harita yapıyor. Tabii 1932 yılında İtalya ile bazı görüşmeler oluyor. Bir 4 Ocak 1932 tarihli sözleşme var. Bu sözleşmeden sonra bu Ege Denizi'nde 12 ada bölgesinde en son durum ortaya çıkıyor ve 1939 tarihinde İngiltere tarafından bir harita yapılıyor. Tabii şimdi burada herhalde bir sorun var, gösteremeyeceğiz, öyle gözüküyor. Bu haritada açık bir şekilde bu işgal altında olan adalar Türkiye Cumhuriyeti'ne ait gösteriliyor. Yani İngiliz haritasında açık bir şekilde gösteriliyor. Daha sonra yine yapılan 1943 tarihli İngiliz haritası ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, bakın şimdi ekrana geldi. Evet, ekrana geldi. Evet. Şimdi bu harita, kastettiğiniz harita. Tabii, bu harita. Evet. Şimdi 6 numaralı harita. Bakın şimdi bu haritaya biraz daha yakından bakalım. 8 numaralı harita geçer misin? 8 numaralı lütfen. 8 numaralı harita.
Burası bir dakika kalın. Hah, burası. Evet. Bir geri gelin. Biraz. Bir önceki. Geri gelin lütfen. İleri gidiyorsunuz, geri gelin. İleri. Burada durun, tamam. Şimdi bakın, şurada açık bir şekilde. Evet. Harita üzerinden gösterebilirsiniz. Tabii. Lozan Anlaşması'nda 15. maddesinde ismen sayılan evet. 14 tane adanı haritada bakın tek tek altları çizilmiş. Bakın Rodos Adası, buradaki adalar görüyor musun? Bakın kırmızı renkte. Devam edelim. Bir sonraki yansı lütfen. Bakın işte ismen sayılan Batnos, Lipso, İleriye, Kelemez, İstanbulya ve bütün adalar bakın tek tek sayılıyor. Peki işgal edilen hangileri? Şimdi Davutoğlu eğer dinliyorsa gözünü açsın iyi baksın buraya. Bakın şurası Sakız Adası. Sakız Adası'nın kuzeydoğusunda bir ada var. Koyun Adası. Koyun Adası. Evet, İzmir'e ait ve şu anda işgal altında. Yine şurada bir Venedik kayalıkları var. İzmir'in isimler içerisinde ve işgal altında. Şimdi söylesinler bakalım yani. Bakın devam ediyorum. Şurada Hurşit Adası var, işgal altında. Fornaz Adası var, işgal altında. Bakın şurası Eşek Adası, işgal altında. Şurada Nergisçik Adası, işgal altında. Burada yine aynı şekilde Bulamaç Adası, işgal altında. Ve 16 tane ada, bakın Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu gösteriyor. Bu açık bir şekilde Lozan Anlaşması'nın 15. maddesine ekli olarak konulan 2 numara harita. Lozan Anlaşması'nın ekinde bulunan 2 evet. nolu harita evet. üzerinde konuşuyorsunuz. Tabii. Ve üzerine bakın şurada yazıyor. Tek tek yazıyor. Evet. Bu haritada biz yapmamışız. İngiltere yapmış. Ve ben bunu maalesef Türkiye'den bulamadım. İngiltere'deki National Archive yani ulusal arşivden oradaki arşivden buldum. Ya olacak iş mi? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve ben bu haritaya Türkiye'de ulaşamadım. Ve bu haritayı Dışişleri Bakanı ve öteki muhteremler köşe bucak saklıyor. Saklıyorlar. Genelkurmay? Bu harita genelkurmayda da var. Var. Tabii. Onlar niye tepki vermiyor? Ya 12, 13, 14, 15 ada işgal ediliyor. 16 ada işgal ediliyor. Tabii. Dışişleri Bakanlığı sustu hadi. Genelkurmay niye susuyor? Çünkü siz emekli bir kurmay albaysınız. Genelkurmay maalesef görevini yapıyor. Bir devam edelim. Bir sonraki yansı. Görevini yapıyor. Evet. Görevini yapıyor. Bir sonraki yansı lütfen. Bakın. Şimdi buradaki harita biraz tabii görüntü biraz sorunlu ama önemli değil. Lozan Anlaşması'nda Yunanistan'a verilen adalar bakın kırmızı renkte çizilmiş olan adalar. Evet. Toplam 9 ada. Ve Lozan Anlaşması'nın 15. maddesinde İtalya'ya verilen adalar da yeşil renkte gösterilen toplam 12 ada Rodos'u meclis olmak üzere toplam 14 ada. Şimdi borçlar paylaşılmış. Bakın Türkiye'nin borcuna 84 milyon düşmüş. Yunanistan'ın borcuna 11 milyon. İtalya'nın da 243 bin lira. Türkiye Cumhuriyeti bu borçları ödemiş. Ama Yunanistan borçları ödememiş. Ve İtalya'da aynı şekilde borçları ödemiş. Şimdi burada bakın geriye kalan bütün şu mavi renkte gösterilen her yerin yani Trakya bölgesi, Anadolu Yarımadası ve şuradaki Gökçeada, Bozcaada dair efendim Eşek, şuradaki diğer adalar, mavi renkte gösterilen adaların hepsinin biz borcunu ödemişiz. Kime ödemişiz borcunu? Yani tabii çeşitli bankalar var onları ödemişiz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nin borcunu son kuruşuna kadar ödemiş. Şimdi hem bu adam borcunu ödemişiz hem de diyor ki efendim adiyeti bile değil. Ya nasıl? O adalara ait borçları ödemişiz. Tabii tabii. Şimdi bakın Yunanistan'ın payına düşen 9 tane adam borcunu demek. Başka ada var mı? Yok. İtalya'nın payına düşen toplam 14 oda başka ada var mı? Yok. Devam edelim. Bir sonraki harita. Bir sonraki harita. Bakın bu 1939 tarihli İngiltere adası. Bakın UK War yazıyor. Yani Birleşik Krallık Savaş Kabinesi tarafından yapmış harita. Burada açık bir şekilde 12 adanın deniz sınırları gösterilmiş. Efendim Davutoğlu diyor ki bir sınır yok diyor. Nasıl yok kardeşim? Adamlar koymuşlar deniz sınırı. 1939 tane yapmışlar. Evet haritada çizilmemiş ama yani bizim anlaşmalarda gösteren harita çizilmemiş ama burada açık bir şey göstermiş. Ve bu işgal eden adalar bakın bu sınırların dışında 12 adanın deniz sınırları dışında. Devam edelim. İngilizler çizmiş. Tabii. Bu da Londra Anlaşması. Şimdi Londra Anlaşması'nda ilginç bir durum var. Herkes Girit Adası'nın Osmanlı Devleti tarafından Yunanistan'a verildiğini zannediyor. Öyle bir şey yok. Şu anda Girit Adası'nın aidiyeti tartışmalı biliyor musunuz? Hakkımız var. Hakkımızı bırakın aramayı üstüne 16 ada vermişler. Londra Anlaşması'nın
Bunu da ilginç bir şey, yani önce Türkiye'den bulamadım, sonra İngiltere Dışişleri Bakanlığı bana bilgileri gönderdi. Bakın biz kendi Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi alamıyorum ama İngiltere Dışişleri Bakanlığı bilgileri veriyor. Ve bu anlaşmanın 4. maddesinde şöyle yazıyor. Majesteleri Osmanlı İmparatoru Girit Adası'nı majesteleri müttefik krallara bırakır. Kim bunlar? Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. 4 tane ülkeye bırakmış. Devam ediyor. 5. maddesinde diyor ki 6 büyük devlet, hani şu düveli muazzama denen devletler var ya, Almanya, Avusturya, Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, bunlar da diyor Balkan Savaşı sırasında işgal eden, Yunanistan işgal etmiş olduğu adaların geleceğini belirleyecekler, karar verecekler. Ama diyor Girit hariç diyor. Dolayısıyla Girit oldu bitiye gitmiş. Şimdi burada normalde Girit adası verilmiş ve Girit'in etrafındaki 5 tane ada bize kalmış. Osmanlı Devleti'ne bırakılmış ama onlar da işgal altında. Devam edelim. Bakın, verilen ada Girit adası. Etrafındaki 1, 2, 3, 4, 5 tane ada şu anda Yunanistan'ın işgal altında. Türk adası ama bunlar. Evet, Türk adası. Ve bakın Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Doğu Akdeniz özel görev grubu var. Çıkıyor dolaşıyor. Dolaşıyor da buraya ne hesap çıkmıyor? Burası benim egemenlik alanım. Bakın Dışişleri Bakanlığı'nın ve Deniz Kuvvetleri ve diğer... İngiltere belgelerinden hareketle söylüyorsunuz. Tabii tabii. Demin ki gösterdim anlaşma da evet. Osmanlı arşivinden buldum. Mühürlü, gördünüz kırmızı mühürlü anlaşma. Evet. Açık bir şekilde Türkiye evet. Cumhuriyeti'ne ait. Aksine iddia eden varsa gelsin Davutoğlu yanına Mevlüt Çavuşoğlu'nu da alsın. Dışişleri Bakanlığı'ndaki Denizcilik ve Havacılık Genel Müdür Yardımcılık personeli de alsın. Tartışalım. Belgeli. Ben boşa konuşmuyorum. Bakın hepsi belgeyle konuşuyorum. Elimde kapı gibi belgeler var. Devam edelim. Bakın. Davutoğlu Sarı Adacık diyor. İşte Google'dan aldım. Birebir ölçekte şeyler. İstanbul'daki büyük ada. Bu da Antalya'daki Meclis Adası. Bulamaç Adası. Bize ait ama Yunanistan işgal altında. Ve devam ediyoruz. Eşek Adası. Görüyor musunuz? Eşek Adası büyük adanın 3 misli büyüklükte. 3 misli. Evet. Ve işgal altında. İşgal altında. Devam edelim. Bu olay ne zaman ortaya çıktı? 2009 yılında ortaya çıktı ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı geldi. Devam edelim. Bakın helikopterle bizim Bulamaç Adası'na giriyor. Elini kolunu sallaya sallaya. Devam edelim. Devam edelim. Görüyorsunuz askerleri denetiyor. Bakın, Yunan Genelkurmay Başkanı. Yunan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı. Sayın Önkübar, bakın burası bizim ada. Bunlar da Yunan askeri. Türk toprağı. Türk toprağı. Devam edelim. Ve arkasından Yunanistan Cumhurbaşkanı geldi. Devam edelim. 6 Ocak 2009. Bakın rezalete bakın. Kepazeliğe bakın. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait Eşek Adası'na Yunanistan Cumhurbaşkanı. Şu anda görevde bu adam. Evet. Elinde kolunu sallaya sallaya geliyor. Ve Yunan askeri sancağına selamlıyor. Sancak bir ülkenin egemenliğinin belgesidir. Simgesidir. Devam edelim. Ve orada suya haçatma törenine katılıyor. Şunlar da Sayın Önkübar, Fener Rum Patrikhanesi'nin atadığı papazlar. Ve işin içerisinde Fener Rum Patrikhanesi de var. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanlarıyla işbirliği yapan Fener Rum Patrikhanesi, şimdi de Yunanistan'la işbirliği yaparak işgale ortak olmuştur. Bakın belgeli. Devam edin. Şimdi Sayın Önkübar, Sayın Gürses, bakın bu belge vatana ihanet belgesidir. Neden biliyor musunuz? 2004 yılında işgal edilen vatan toprakları 2009 yılında ilhak edilmiş. Yani artık Yunanistan'ın sınırlarına katılmış, mülkü sınırlarına katılmış, devlet sınırlarına katılmış. Ve bunu da en yüksek düzeyde Yunanistan Cumhurbaşkanı mesajı veriyor bütün dünyaya. Bakın ne diyor şurada? Yunanistan Cumhuriyeti, Güney Ege Bölgesi, 12 ada ili, Eşek Adası'nın ailesi. Buyurun. Belgeli. Bunun için hesabını versinler. Hükümet, Tayyip Erdoğan'la diğerleri hesabını versinler. Açık bir ihanet belgesi. Devam edelim. Şimdi bakın tekrar o haritaya dönüyoruz. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın gelmiş olduğu ada Eşek Adası. Görüyor musunuz? Elimizde kapı gibi belge var. Lozan'a verilmiş mi? Hayır. Bakın verilenlerin dışında. Devam edelim. İşte 1943 tarihli İngiltere'nin yapmış olduğu harita. Burada Eşek Türkçe yazıyor. Türkçe. İngiltere diyor ki ey Türkiye Cumhuriyeti, ey Tayyip Erdoğan, ey Abdullah Gül, ey Davutoğlu, aklını başına devşir. Bu ada sana ait diyor. Adam daha ne desin? 43 senesi 1943. 43. Yani 2. Dünya Savaşı'nın devam ettiği zaman. Devam edelim. Bakın bu da
1951 tarihli Amerikan haritası. Yani 2. Dünya Savaşı bitmiş. 12 adanın egemenliği İtalya'dan Yunanistan'a devredilmiş. Ve ondan sonra çizilen bir harita. 51'de. Bak, 51. Bakın şurada Eşek Adası diye Amerika'da Türkçe yazmış. Amerika diyor ki ey Tayyip Erdoğan, ey Abdullah Gül, ey Davutoğlu, bunlar size ait diyor. Amerika daha ne desin adam? Ve işte bakın belge. Şimdi bunun hiçbir şey aksini iddia edemezler. Yani burada her şey açık bir şeydi, belli. Ve yine adamlar... Vatan toprağı Yunan'a peşkeş şekilde. Aynen. Evet. Profesör Doktor Emin Gürses. Belgeler burada. Yorumunuz nedir? Türkiye peşkeş çekilmiş. Adaları peşkeş çekmişler. Bunlar onun yanında hiçbir şeydir. Her zaman söylüyorum. Bu işleri İngilizler yapar. Başkaları uygular. Şimdi Sayın Komutanım da bunları İngiltere'den bulmuş. İngilizler şu Ermeni meselesini de başımıza bela eden İngilizlerdir. Burada konuştuk onları. Ermeni meselesinde bütün belgeler İngiliz arşivlerinde, İngilizler bunların uydurma olduğunu, Türk dışişleri bunu başvursa, resmi olarak başvursa buna cevap verecekler. Şimdi bu adalarda öyle. Sen Şırnağı Mırnağı kontrol edemiyorsun. Adaları kontrol etmen mümkün değil. Yani deniz kuvvetleri darmadağın olmuş. Orta deniz kuvvetleri diye bir şey kalmamış. Evet. Bizim gemiler nereye gidiyor? Umut burnunu dolaşmışlar. Gezmeye gidiyorlar. Gezmeye gitmek için ona gerek yok. Sayın Koç yelkenlisiyle geziyor ya dünyayı. Koyun içine iki tane daha subay. Deyin ki subaylarımız gezdi. Yani bu bizim deniz kuvvetleri yok. Limanlara gitmiş de iyi karşılamışlar. Bütün askeri gemileri her limanda millet merak eder, gider gezer. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen başında İngiltere'ye parası ödendiği halde iki gemimizi geri ödemediler diye konuşulur değil mi? O gemiler sonra İngiliz donanmasında görev yaptı. Churchill'in emriyle. Senin parasını verdiğin gemiler. Kimse dedi mi ki ya bunun parasını vermişiz diye. Bu ne demektir? Batı hala hesapları ya şu Türkler buradan nasıl uzaklaştırılır? Bunun peşindedir. Yani İngilizlerin Ege'de Türklere, Türklerin dışında birilerine size devlet kuracağız diye söz vermediler mi? Ethem'in böyle planları vardı. Abilerinin aklıyla ama. Ethem kendi aklıyla değil, abilerinin aklıyla. Şimdi bunlar yeni şeyler değil ki. Burada yapacağımız şey bizim Ege Adaları'nda basit bir kayalığı bile koruyamamışız. Basit kayalığı koruyamamışız. Ki söz konusu 16 ada ve bir tanesi 3 büyük ada büyüklüğünde. Eşek Adası hemen karşımızda. Amerikan ve İngiliz belgelerine göre Türk toprağı. Ya, bir şey değil. Yunanlıların dedikleri Avrupa'da kabul edilirse senin ticari gemilerin bile Ege'den geçerken izin alıp geçecekler. Bunlar basit şeyleri bile yapmış değiliz biz. Evet. Bir kardak krizinde iki tane kayalıkta bir öğrencim bana diyor ki ya babam niye şehit oldu acaba diyor orada. Yani bunlar önemli şeylerdir. Kız çocuk bunu soruyor. Ne oldu burada diyor. Ne sonunda ne oldu? Sonunda ortada bir şey yok. Donanmanda gitti. Dördüncü orduda gitti. Dördüncü ordunun adı var ha. Yani o da gitti sayılır. Dördüncü ordunun bir önemli bir kısmı zaten NATO'ya veriliyor. NATO karargahını bu tarafa doğru kaydırıyor. Sağda demişler ki Büyük Ordu projesi. Tayyip Bey'in de en önemli danışmanlarından bir tane profesör. Sabahattin televizyona çıkmış diyor ki Büyük Ordu projesi aslında Orta Doğu'yu demokratikleştirme projesidir. Yani bir adam Allah'tan korkmaz da kuldan utanır değil mi? Bizim bir arkadaşımız var. Komünisttir kendisi. Dinle falan bir işi yok. Bizim ilahiyat profesörü bir arkadaş bana dedi ki ya senin evin yok, barkın yok dedi. Bak bu 100 milyonluk şeylere imza atıyorsun. Ya dedi sana da bir daire alsınlar dedi ya. Burada bütün Müslümanlar Cuma'ya gitmeden evvel imza atıp parayı alıp öyle gidiyorlar Cuma'ya. Dedi ki ben dedi aynaya bakıyorum. Aynaya bakıyorum yani kendinden utanırım dedi. Yani. Ben aynaya bakıyorum dedi. Şimdi zaten bu projeler öyle bir yere geldi ki adamın biri bana diyor. Tayyip Bey'in yine danışmanı profesör. Ya bu bütün Orta Doğu'daki diktatörler Kemalist'tir. Dedim profesör sen cahil olduğunu göstermek için bunu söylüyorsan buna gerek yok. Yani cahil olduğunu anlatmak için bunu söylüyorsan buna gerek yok. 1921 yılının belgesini gösterdim ben geçen hafta burada. İngilizlere Suriye'den bir gizli rapor geliyor. Deniyor ki şu Kemalist milliyetçiler oldukça
biz Musul'dan Akdeniz'e boru attığını yapmamız mümkün değildir. Demek ki vatanseverlere Kemalist diyen, milliyetçi diyen kimdir? İngiliz gavuru. Ama bizimkiler sabah akşam 2011 Mayıs'ında dev sol yürüyüş yapıyor. Kahrolsun Kemalist diktatörlük. Onların bir tane şefi vardı. Standart elbise giyiyorlar ya. Genelde bunlar şeydir yani. İstihbarat birimlerinin bağlantıları çoktur. Çünkü ortaya da böyle şeyle gezen adam olur mu? Dedim ki ya bu Kemalistler neredeki diktatörlük kurmuşlar? Ya çocuktular diyor bunlar. Bilmediler bile bağırıyorlar dedi. Şimdi ama onlar diyelim çocuktur. Ya bu Tayyip Bey'in danışmanları da mı çocuk? Kafayı takmış Kemalist milliyetçiler. Tayyip Erdoğan ikide bir üst akıl diyor. İşte üst akıl bunlardır. Üç tane batılı devlet vardır dünyada. Batılı devlet dediğimiz zaman jeopolitik olarak. İngiltere, İsrail, Amerika. İsrail ayak işlerini yapar. Kavga, gürültü. Amerika maddi olarak bunun kaynağını sağlar. İngilizler üç kağıdını hazırlar. Nerede bir üç kağıt, fitne, fesat, iftira. Bizans diplomasisini böyle tarif ediyoruz ya. Biliyorsunuz 570'li yıllarda bir heyet Bizans'tan Orta Asya'ya gidiyor. Türk Kağan'ı ile görüşüyorlar. Diyor ki siz diyor o Bizans diye bir yer var diyor. Bu fitne fesatın olduğu bir yer halka yalan söylüyor. Oradan mı geliyorsunuz diyor. Bakın bak 570 yıl nerede? Demek ki Bizans diplomasisinin ne olduğu oradan kalmış. Fitne fesat iftira. İngilizler bütün bu üç kağıtları çeviren İngilizlerdir. Niye bunu yaparlar? Bunu yapmalar nedeni Türkiye ile Yunanistan kavgalı olsun. Türkiye ile Suriye kavgalı olsun. Bütün komşular herkeste kavgalı olsun. İngilizler Avrupa'da sıyrılsın. Aynı şeyi İngilizler, Almanlar Ruslarla kavgaya tutuştuğu zaman İngilizler demişler ki biz kurtulduk. Peki. Yani üst akıl, Tayyip Erdoğan önce bu üst akılı bir söylesin bize evet, kimdir diye. 2004. Yani üst akıldan bahsediyor hala. Yani bu işleri üst akıl diyor. Davutoğlu ne diyor? Mosya David diyor ki, memlekette cemaat üç yerden bağlantılı. Mossad, CIA, MI6. Bütün istihbarat birinden yani bu yani Rum lobisi, Ermeni lobisi falan dediğin zaman bunlar çıkar meydana hep. Bunlar hep onların sayesinde ayakta durur. Bunlarla beraber sabah akşam berabersiniz. Bir askerin cenazesine gitmiyorsunuz ama Paris'teki cenazeye gidiyorsunuz. Değil mi? Evet. Askerleri unutmuşlar zaten. Şimdi zaten bu David Bey bu işleri geçici olarak yapıyor. MİT Müsteşarı göreve gelecek. MİT Müsteşarı'nı göreve getirmelerinin nedeni bakın dünya tarihinde hiçbir ülke başka bir ülkenin istihbarat şefine hedef göstermez. İsrail MİT Müsteşarı'na hedef gösterdi değil mi? Evet. Niye gösterdi? Biz başka türlü düşüneceğiz. Ne diyeceğiz? İsrail birine hedef gösterirse o adam popüler olur. Masum çıkar. İsrail dese ki Emin Gürses iyi bir adamdır. Vatandaş der ki Emin Gürses kötü bir adamdır. İsrail dese ki Emin Gürses kötü bir adamdır. Vatandaşlar ki Emin Gürses iyi bir adamdır. Şimdi Tayyip Bey'i öyle bir duruma getirdiler ki MİT Müsteşarı'na mecbur kıldılar. MİT Müsteşarı'na bir iki operasyon yaptılar. Hocam MİT Müsteşarı Amerika izin vermez atanamaz. 52 anlaşmaları var NATO'ya girerken. MİT'in sertifikalarını Amerikalı subaylar çoğunu vermiştir. Eğitim sertifikalarını. Şimdi bunu mahkeme kayıtlarında bir MİT'çi yargılanırken Reagan o konuda onu söyledi, tahliye ettiler o zaman. Bunu söyledi, tahliye ettiler. Şimdi siz bu kadar hedef gösteriyorsunuz. Ha eğer gerçekten böyle bir kavganız varsa ne güzel bak cesaretlendiniz demektir. Ama o zaman savaş kızışacak demektir. Ama vatandaşı kandırmak için Mossad laflar ediyorsanız vatandaş bunları da kanar belki bilmiyorum. Ama şimdi bu üst akıllı Tayyip Erdoğan Amerika diyemiyor. Üst akıl diyor. Peki. Bak bu arada Amerika ne yaptı? Hakan Fidan'ın istifasını ve siyasete girmesini nasıl okuyorsunuz? Tayyip Erdoğan'a öyle bir duruma getirdiler ki Tayyip Erdoğan Hakan Fidan'a mecbur kaldı. Başbakan mı olacak? Oraya doğru gidiyor. İçişleri Bakanı olur, Dışişleri Bakanı olur. Şimdi Hakan Fidan nerede yetişmiş? Hakan Fidan Amerika'nın kontrol ettiği istihbarat eğitimini almış. Biraz subay değil mi? Asubayken de istihbaratçı. Şimdi evet. Biz biliyoruz ki Türkiye'deki cinayetler merkezlerin neresidir? Bir kısmı Genelkurmay'a örgütlenmiştir. Bu cinayet şebekelerinin. Bir kısmı emniyette örgütlenmiştir. Bir kısmı MİT'te örgütlenmiştir.
Türkiye'de bulamadığınız cinayet varsa bunlar sorumludur. Yani bir cinayetin şeyi bulunamadı mı? Faili. Bulunamaz diye bir şey yok. Bulunamadı mı? Bulunması istemiyor demektir. Bakın Danıştay cinayetini kimse bulmak istemiyor değil mi? Çünkü Danıştay cinayeti başka yere gidiyor. Önemli belgeler çıktığı halde. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da Danıştay cinayetini biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı biliyor. Önde belgeleri var. Niye ilgilenmiyorlar? Savcıya mı bıraktılar bilmiyorum. Savcıya da bir talimat gelirse belki de onu da durdururlar. Hrant Dink cinayetini başından beri söylüyoruz. Diaspora işin içindedir. Diaspora. Diaspora işin içindedir. Ve FETÖ bir örgüt. Hrant Dink, onlar ayak işleri yapar. Evet. Onlar ayak işleri yapar. Şimdiye kadar şey bağırıyorlar, cemaate kıyamet koparıyorlar. Cemaatle beraber memlekette bizi hapse attınız. Cemaati kullanarak. Tabii cemaat. Taşeronluk yaparak. Ya cemaatteki adamlar şimdi bunlar namaz kılmayan adamlar, bizi yargılayanlar, savcı, hakim görüyoruz. Namazdan niyazdan işi yok bunlar. Tayyip Erdoğan'ın bir adam namaz kılıyor de ondan yanlış adam olmaz der. Peygamberimizin arkasından namaz kılan müşrikler de var. Değil mi? Dalga geçmek için. Evet. Tutturdu bir çoğunluk. Peygamberimiz 40 kişi. Müşrikler 2500 kişi. Yani bunlar... Ha, memleket şimdi var ya felakete gidiyor. İç savaş olmuyorsa Amerika şu anda iç savaşa gerek duymuyor. Biliyor ki Türkiye'de bir iç savaşa giderse Türkiye'de Türkler gene devlet kurar. Ama Amerika bu topraklarda bir daha duramaz. Çünkü fitne fesat ama İngilizler bak sessiz duruyor. 60 anlaşmasını İngilizler nasıl imzalattılar Makarios'a? Makarios'un homoseksüel ilişkileri vardı. MI6 Makarios'un önüne koydu. Denktaş rahmetli bunları anlattı bize. Bunlar basına şeye de çıktı yani. Yabancı kaynakları da var bunlar. Doktor Küçük Londra'da. Denktaş Londra'da. Makarios orada. Görüşüyorlar odalarda. MSX götürüyor belgeleri koyuyor şeyin önüne Makarios'un. Makarios getirin imzalayayım diyor. İngiliz istihbaratı. İngiliz istihbaratı, iş istihbaratı. Evet. Şimdi ben de o zaman dedim ki 3 sene sonra biliyorsunuz Makarios ne dedi? Türklerin hakkı yok. Çeksin gitsinler buradan. Bana bir gün sordular, dediler ki ya Makarios sözlerine niye vazgeçti? Dedim yani bir ibni adam bu kadar 3 sene dayandı dedim bu işe. Beni mahkemeye verdiler. Şansımıza Rum devleti, Kıbrıs Rum devleti diye bir devlet tanımadığımız için, ailede olmadığı için orta yerde öyle kurtardık paçayı. Resmi evraklara girmiş. Homoseksüel ilişkilerden dolayı bu anlaşmayı imzalamıştı. Evet. İngilizlerin amacı neydi? Tabii, Türkler, Rumlar... Tırnak işinde Rütük. Rütük kuralları var, evet. Yani homoseksüelini Türkçe'ye çevirdim ben. Evet, yani. Evet, evet. Türkçe söylüyorum. Ama yine de Rütük kurallarını hatırlatalım. Tamam, Rütük onu... kusura bakmasın. Evet. Ama Makarios'un ne olduğunu özür diliyoruz, evet. Yani ben onun için demiyorum. Olabilir, ne yaparsa yapsın ama anlaşmayı böyle imzalamış. Evet. Şimdi İngilizler, Türklerle Rumlar kavga etsin diye adada sürekli bir denge sağlamışlar. Türkler adadan çıksın, İngilizlerin üstleri tehlikeye girer. Onun için İngilizler Türklerin adadan çıkmasını istemezler. Anlam planını da zaten o kadar karmaşık yapmışlar ki kimse kabul etmesin diye. Sonuna da bir nok koymuşlar. Annex diye bir ek. Bütün bu anlaşmalardan İngiliz üsleri bu anlaşmaların dışındadır. Bak İngiliz üslerini anlaşmanın dışında tutuyor. Niye? Onu garantiye alacak. Bunu bile imzalamadı şeyler Rumlar. Bizimkiler imzaladılar. Ya kurtulalım. Çünkü Tayyip Bey öyle bir şey söyledi ki. Denktaş'tan kurtulalım, adadan kurtulalım. Kurtulmak istiyorsan o zaman Batı'nın senden tek istediği şey var. Sur içini vereceksin kardeşim diyor. Sur içini verirsen istediğini yap. Bilecik'te Milecik'te yine kaybeğini kur. Ama sur içini vereceksin. Unutmayalım. Koca Doğu Roma İmparatorluğu sur içi kaldığı müddetçe imparatorluk olarak kalmıştır. Evet. Bak son ana kadar sur içi kal. Yani bu İstanbul öyle bir yerdir. Mustafa Kemal'e ne diyorlar? Mecliste Erzurum mebusu. Yahu diyor Musul bizimdir. Gidip alalım burayı. Alalım ama bana 100 bin kişilik bir ordu lazım diyor. Trakya'da Yunan ordusu ve İngiliz ordusu bekliyor. İstanbul giderse diyor, Musul neye yarar diyor. Zamanı geldiği zaman Musul'u da alırız diyor. İfadesi vardı, meclis rabıtlarında var. Şimdi üst akıl Tayyip Bey açıklasın bize. Kavga ettiği adamlar. Cemaatle falan kavga ediyor diyorlar ya. Tayyip Bey etraf hep cemaat. Geçen profesörlerle yemek yemiş. Ben 5-6 tane profesör tanıyorum. Gitmiş cemaatin bütün liderlerini ziyaret etmişler. Onlarla beraber benzinle ya da uçağa kalmışlar. Tayyip Bey bunlarla yemek yiyor. Bir de CIA ile görüşen adamlarla yemek yiyor. Tayyip Bey'i oradan üfleyecekler. Zannediyor ki ben bağırırsam arkamdan millet gelir. Menderes'in arkasında kimse yoktu asılırken.
İngilizler astım enteresi yani bunun şeyi yok. Yani İngilizler bu coğrafyada izin vermeden 60 yılda 61 yılda kimse yazamazsın. Mossad'ın kayıtları var. Diyor ki İngilizlerle kavgamız 65'lere kadar sürdü diyor. Çünkü buranın bütün kontrolü oydu. Talat Paşa'yı da İngilizler öldürdü. Çünkü Berlin İngilizlerin kontrolünde Versay Anlaşması'yla. Şimdi bu adalar meselesinde Sayın Komutanım anlattı. Bu adalar meselesinde hak hukuk geçerli değildir. Yunanlılar konusunda Avrupa bizim bir uygarlığımızın temeli Yunanistan'dır diyorlar. Niye diyorlar bunu? Çünkü Mısır olduğunu söyleyemiyorlar. Mısırlar Arap ya. Söyleyemiyorlar. Ama Profesör Bernal diye biri çıktı. Dedi ki İngiliz profesör. Dedi ki Yunan uygarlığı diye bir uygarlık yoktur. Bütün uygarlık Mısır'dan gelmiştir. Anadolu'ya, Batı Anadolu'ya, oradan da Atina tarafına geçmiştir. Adamı bütün kitapları toplattılar. Ondan sonra kitaba ek yapıştırıp öyle dağıttılar. Şimdi bu unutmayalım. Türkiye'nin haklı olması yeterli değildir. Bu taşlak meselesinde yeni belgeler çıktı. Mehmet Belicek yeni belgeler açıkladı. Bugün gazetede var. Evet. Tek başına haklı olmak yeterli değildir. Bakın Suriye'yi başımıza Tayyip Erdoğan'a kazık atan yanındaki danışmanlar bela etti. Abdullah Gül zaten başımıza bela olmuş. Davutoğlu başımıza bela olmuş. 150 bin kişi olursa Birleşmiş Milletler müdahale eder diyor. Yahu sen öğrencilere böyle mi anlatıyorsun? Nereden Birleşmiş Milletler menfaat olmayan bir yere müdahale etmiş? Şimdi Rusya'yı sıkıştırıyorlar. Kuzey Gürcistan'a askeri bölge kuruyor Amerikalılar. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Kafkasya'yı yakacaklar. Başından beri söylüyoruz. Kafkasya'da Rusya izin vermeden hiçbir sorun çözülmez. Bizim bir sürü doktor öğrencimiz var. Azerbaycan'da, Tiflis'te görev yapan önemli bürokratlar. Kendileri diyorlar. Hepsi antikomünist ama diyorlar ki Rusya burada olmadan Amerika burada bir şey yapamaz. Yaptığı şey Gürcistan darmadağın oldu. Yani biz burada üst akıllı Tayyip Erdoğan açıklasın. Zannediyor ki ben Çankaya'dan oraya gittim de Beştepe'ye, Beştepe'de rahat ederim. Norveç'e adamlar geldiler, helikopteri aldılar, götürdüler. Allende'yi Kissinger ne dedi? Bir memleketi bir komüniste bırakmayız dedi. Allende'yi öldürdüler. Nikaragua'da sosyalistler geldi, kamulaştırdılar yani. Sosyalistler ya, Tayyip Erdoğan akıbet onun onlar gibi mi olacak? Bak ne yazıyor? İnternetten tweet gönderiyorlar. Ben o işleri bilmem de. Bazı savcılar Tayyip Erdoğan Saddam gibi olacak diye. Bir de Amerika'dan birileri mesaj gönderiyor. Bir iki tane gazeteci var. Kaçmışlar ya. Tayyip Erdoğan Saddam gibi olacak diye. Tayyip Erdoğan galiba duvara dayandı. Ama şimdi sen biz savcı. Çok noktada. Evet. Tayyip Erdoğan diyor ki bu savcı nasıl savcıdır diyor. Ya kardeşim bunu herhangi bir adam söylese hemen 10 seneden yargılanır. Tehditten. Ya kardeşim bu adam bunu söylüyor. Nasıl görevde duruyor? Evet. Yani şimdi bunlar Türkiye Cumhuriyeti maalesef işi eline vermemiştir. Türk halkı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları, Türk milleti vermemiştir. Evet. İngiltere'de diyorlar ki demokrasi var değil mi? İngiltere demokrasi vardır ama. İngiltere'de %38 oy verdi en son Avrupa Birliği seçimlerinde. Niye böyle yapıyorlar? Yani siyasi partilerdekiler oy verirler. Bilirler ki İngiltere'de bir sistem vardır. Komünist partisi bile gelse sistemi değiştiremez. Yapacağı tek şey şudur. Demir yollarını biraz daha kamulaştırır. O kadar yapabilir yani. Sistemin öyle bir mekanizması kurulmuştur. Ama orta sınıftır o sisteme ayakta tutan. Orta sınıfın beklentileri nedir? Yollar düzenli olsun, hayat düzenli olsun. Biz ne deriz? Acatın kıblesi olmaz. Çok zengin, İngiltere derler ki çok zenginin ve çok yoksulun devleti, vatanı, milleti olmaz. Orta sınıftır İngiltere ayakta tutan. Kendileri söylüyorlar. Bizde zaten orta sınıf yok. Şimdi bedavadan fazla para kazananlar çıktı. Tayyip Erdoğan ne diyor? İşte il başkanı, ilçe başkanı bulamayız. Değil mi? İl başkanı, ilçe başkanı doğru. Rize'ye gönderirsin Halil Bakırcı'yı zengin olur. Değil mi? Rize'ye gönderirsin milletvekili Hasan Karar zengin olur. Tabii peki, ki bulamazsın sonra. Bu denli başkanlık sisteminin angaje olmasını nasıl değerlendirmeniz ona gerek? Ona bile akıl veriyor. Başkanlık sistemi olsun. Şimdi Burhan Kuzu çıktı başkanlık sistemini anlattı. Tayyip Erdoğan Burhan Kuzu'nun anlattıklarını dinlerse başkanlık sistemini istemez. Onu check and balance diyorlar ya, hani kontrol sistemleri var. Öyle babanın çiftliği mi başkanlık sistemi? Ha o şeyi düşünüyor. Başkanlık sistemi olursa ben istediğimi yaparım. Ya seni alırlar, yeni gelen istediğini yaparsa başına bela olur. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın büyük etkileri var. Zaten görüyoruz, kullanıyor. Yani yasal bunlar yani. Başbakanı bile takmaz. Meclisi de kapatır.
Der ki bu meclis iş yapamıyor, memleketin zararına çalışıyor, yeni meclis kuralım der, seçime gider. Bunlar, bu yetkileri var. Ama daha ne istiyorlar? Ben anladığım kadarıyla bunlara biri bir şey diyor. Başkanlık sistemine gidin, şu Türkiye'yi de 7 bölgeye falan bölün. Yani bu işte, ben size söyleyeyim. Bu işte şimdi PKK'nın başındakilerin %99'u Kürt değildir. Bu işte taşnaklara çalışıyor PKK. Ermeni taşnaklara. Taşnaklara çalışıyor. Evet. Ermeni demiyorum, taşnaklara çalışıyor. Bunun planları ta 1918-19'da yapılmıştır. Bu planlar şu anda yürürlükte görülüyor. Bölgelere bölerseniz Türkiye'yi ondan sonra kontrol edemezsiniz. Evet. Ha, şimdi bu felaketi, bu felaketin en büyük sorumlularından biri Abdullah Gül kaçtı. Abdullah Gül sessiz duruyor. Ama Abdullah Gül'e bir şey olmaz. Şövalye magalası var, ona bir şey olmaz. Tayyip Bey onun farkında değil. Çünkü yandakiler bilmiyor ki. Adam 12 elde ihtilal oldu diyor. Profesör. İhtilal nedir, darbe nedir bilmiyor adam. Yazık. Memleket öyle bir duruma geldi ki Tayyip Bey artık casus, masus, hain, main hepsiyle görüşüyor. Vatanseverler hariç. Teşekkür ederim. Evet. Ara vereceğiz. Tabii ara ki. Vermeden önce 3 dakikamız var. Tamam. Ben aynı soruyu tekrar soracağım. Siz evet. Kurmay albaysınız. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği yaptınız. Emekli kurmay albayım, evet. Hadi ben Ahmet Davutoğlu'nu anlarım. Sayın Gürses enine boyuna bir analiz yaptı. Tayyip Erdoğan'ı da anlarım da Genelkurmay Başkanlığındaki bu gafleti nereye oturtmamız lazım? Şimdi, siz bir silahlı kuvvetler mensubu olarak, kurmay bir albay olarak bu harita Genelkurmay'da yok mu? Niye onlar susuyor? Harita Genelkurmay'da var Sayın Önkübar. Lütfen bir şimdi 76 numaralı yansı bir de 81. Önce 76'ya bakalım sonra 81'e. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçimlerden önce bir buçuk önce Yunanistan'ın eski savunma bakanı Dimitris, Yunanistan'ın genelkurmay başkanı ve kara kuvvetleri komutanı Türkiye'ye geliyor elini kolunu sallayarak ve İzmir'e geliyor. Ondan sonra Aydın'a geliyor, fotoğraflar çektiriyor. Genelkurmay İç Hizmet Kanunu 35. maddesiyle verilmiş olan görevi yapıyor. Bakın hatırlayın Temmuz 2013 tarihinde 2014 tarihinde İç Hizmet Kanunu 35. maddesi değişti. Biraz alabilecek miyiz? 76 numaralı yansı. Onu isterseniz bir ara vermemiz tamam. Lazım. Peki. Aradan sonra oraya tekrar peki. Dönelim. Evet. Değerli seyirciler bu arada tekrar bir anons yapacağım. Bugün saat 15-18 arası yani öğleden sonra 3 ve 6 arası Caddebostan karşıda Kadıköy'de Suadiye'de Remzi Kitabevi 422 numarada Bağdat Caddesi'nde kitaplarımı imzalayacağım. Kaynak yayınlarından çıkan İşte İslam'ın ve Türklüğün Katilleri Remzi Kitabevi Caddebostan oraya bekliyorum. Kısa bir ara, aradan sonra yeni belgelerle Ümit Yalın Hoca ve Profesör Doktor Emin Gürses karşınızda olduğundan karşınızdayız. Profesör Doktor Emin Gürses ve Ümit Yalın Kurmay Albay Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri. Evet, Sayın Yalın, 12 Adalar bağlamında Genelkurmay'ı değerlendiriyorduk. Buyurunuz. Evet. Şimdi özellikle şunu göstereyim. İzmir'in iç sınırlar içerisinde bulunan Konya Adası. Ekranda görebilecek miyiz onu? Onu zoomlar arkadaşlar. Evet. Buraya baktığımız zaman açık bir şekilde Konya Adası Türkiye Cumhuriyeti'ne ait il sınırları içerisinde ve Ege Ordu Karagahı'nın burnunun dibinde. Bakın biz 1975 yılında Ege Ordusu'nu Ege'deki hak ve menfaatlerimize sahip çıkmak için kurduk. Niye sahip çıkmıyorlar? Ege Ordu Komutanı'nın burnunun dibindeki adaya Yunanistan Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı. Harita geldi. Evet harita geldi. Teşekkür ederim. Bakın burada gördüğünüz gibi açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne ait kara sular içerisinde bulunan Koyun Adası ve bu adaya helikopterle geliyor adamlar. Ve bakın helikopterin içerisinde görüntü var. Tabii şu anda teknik sıkıntı olduğu için onu da gösterecektim ama gösteremiyorum. Burada adamlar kokpitin içine çekmişler ve bu helikopter CH-47 helikopteri Türk hava sahasını tam 3000 ihlal ediyor. Hiç kimse önlemiyor. Hava Kuvvetleri Komutanı ne yapar? Suriye'ye uygulamış olduğu angajman kurullarını aynı şekilde buna uygulaması lazım. Niye uygulamıyor? Bakın, koskoca helikopter geliyor İzmir'e.
Koyun Adası'na açık bir şekilde burada evet iniyor ve hiç kimse sesini çıkartmıyor. Ve bu da bakın utanç tablosu. İzmir'de Yunan bayrağı. Sayın Kibar, Sayın Gürses bakın. İzmir'de Yunan bayrağı da dalgalanıyor. Burası İzmir'in Koyun Adası. İnsaf Ege Ordu Komutanlığı'nın burnunun dibinde. Necdet Özel. O Amerika'dan madalya alan, liyakat madalyası alan Hulusi Akar. Burası onların sorumluluğunda. E hesabını versinler. Abdullah Atay o zaman Ege Ordusu Komutanı'ydı. Görebiliyor musunuz? Burada Yunanistan Savunma Bakanı var, Kara Kuvvetleri Komutanı var, Genelkurmay Başkanı var, askerler var, herkes var. Ve kimse bunları engellemiyor. Bakın bu da yine Genelkurmay Başkanı'nın ATS Başkanlığı'nda. Yani Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlığı bulunan belge. Bu belgede Balkan Savaşı sırasında sadece Sakız Adası işgal ediliyor. Koyun Adası işgal edilmiyor. Necdet Özel zahmet buyurup bir baksın bakalım o belgelere. Bu belgeler her yerde var. Ve utanç tablosu ile şu anda Türkiye'nin batısında ikili devlet düzenine geçtik. İzmir, Aydın ve Muğla illerinde iki vali var, iki belediye başkanı var. Birisi Türk, birisi Yunanlı. Bakın burada açık bir şekilde Yunanistanlı yani İzmir'in belediye başkanından birisi Evangelos Angelikos. E hayırlara vesile olsun. Ve bunlar CHP'nin İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte belediye yetkilerini paylaşıyor. Arkasından Aydın'a geçiyorlar. Aydın'da bakın Eşek Adası. Demin haritada gösterdik. Orada fotoğraf çekiliyor. Koskoca helikopter hava sahasında ilerliyor. Hiç kimse engellemiyor. Ve orada bir tane devasa bir hücum mod. P-18 Bordo numaralı hücum mod geliyor. Kara sularına ilerliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı seyrediyor. Bülent Bosanoğlu. Hani demin Emin Bey dedi ya ta Afrika'ya falan gündü. Sen buraya bak. Burnunun dibi. Eşek Adası. Bakın şimdi bu da tam bir utanç tablosu. Neden biliyor musunuz? Bu karda kahramanları vardı ya hani cebinden para verdiler. Zodiac botun benzinini doldurdular. Bakın karda kahramanı Türk SAT komandoları kumpasla içeri tıkılırken Yunan SAT komandoları Türkiye Cumhuriyeti'ne ait Eşek Adası'nda Aydın'da. Ve 4 yıldır burada. Necdet Özel ve diğerleri bunu görmezden geliyor. Evet. Şimdi evet. Daha da acı. Bizimkiler Silivri'de, Silivri'de evet. Yunan SAT komandoları Türk Adası'nı işgalde. Evet. Bakın açık bir şekilde kafalarında lenger şapka. Gördüğünüz gibi adamlar açık bir şekilde Yunanistan Savunma Bakanı tokalaşıyor. Ve daha da acısı Karadağ kahramanı Türk SAT komandosu Ali Türkşen'i Necdet Özel ve ekibi ve Bülent Bosanoğlu Ordu'ya girişini 3 yılda engellediler. Ama aynı heyet 4 yıldır Yunan SAT komandolarının Türk topraklarına girişini engellemiyor. Evet. Ali Türkşen Ordu evlerine giremiyor. 3 yıldır engelleniyor ama aynı komuta heyeti Yunan askerlerini, Yunan SAT komandolarının Türk topraklarına girişini 4 yıldır engellemiyor. Bunu bir kurmay albay söylüyor sevgili seyirciler. Vatansever Atatürkçü bir kurmay albay söylüyor. Evet. Ve belgeyle konuşuyorum. Bakın belgeyle. Belgeyle. Bunlar Yunanistan Savunma Bakanı resmi internet sitesinde var. Öyle gizli saklı falan da değil. Resmi belge. Evet resmi belge. Hatırlar mısınız Poyrazköy davasında Tayyip Erdoğan hatırlarsınız o dönemi çıktı konuştu dedi ki bu silahlar, bu mühimmatlar neyin nesi? Ben de şimdi soruyorum. Ekranı tekrar gösterin lütfen. Ben de soruyorum Tayyip Erdoğan'a bu askerler, bu silahlar neyin nesi? Bunun tabi baş sorumlusu Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Davutoğlu. Ama Silahlı Kuvvetlerin Komut Akademisi bakın burnumuzun dibine adama giriyor. İç siber kanunu 35. maddesinde kendilerine veren görevi yapmıyorlar. Ya olacak iş mi? Peki burası niye? Nerede? Bakın açık bir şekilde yine bu muhteremlerin yani Yunan SAT komandolarının şu anda konuşulanda yeri gösteren yer İngiliz haritasında gördüğünüz gibi Eşek Adası Türkiye'ye ait. Yine Amerikan haritasında da Türkiye'ye ait. Şimdi bütün bunları görmezden gelecekler. Bakın Aydın ilinin belediye başkanı. E hayırlara vesile olsun. Özlem Çerçioğlu ve Evangelos Kotturos. İki tane belediye başkanı var. Ve maalesef böyle devam ediyor. Şimde evet. İşin ilginç tarafı bakın.
Ben bunu yani söylemekten üzüntü duyuyorum ama söylemek zorundayım. Lütfen şuraya bakın. Bakın. Adamlar Türk hava sahasını ihlal ediyor. Tam 3000 ihlal ediyor. Ve Genelkurmay Başkanı internet sitesinde hava sahası ihlal sıfır gözüküyor. Necdet Özel tabii bir şimdi başka bir formül buldu. Artık 2015 yılının başından itibaren bu hava sahası ihlallerini, karasu ihlalini yayınlamıyor. Niye? Foyası meydana çıkmasın diye. Bakın tekmini bilen yalan söylüyor. Şimdi bu internet sitesinde kim sorumlu? Genelkurmay Başkanı ve ikinci başkanı. Yani Necdet Özel ve ikinci başkan Yaşar Güler. Hesabını versinler. Başka kim sorumlu bu manzaradan? Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve dönemin Ege Ordusu şu anda da Jatnama Genel Komutanı Abdullah Atay. Versinler hesabını. Bakın burada bir de ilginç taraf, bir tane helikopteri bizim silahlı kuvvetlerimiz angajman kurallarına uygulayıp önleme yapmazken aynı gün yani 27 Haziran 2014 tarihinde adımlar bizim toplam 8 tane uçağımıza gördüğünüz gibi önleme yapmış. Burada da bakın işin ilginç tarafı binlerce bize önleme yapılıyor ve Genelkurmay internet sitesinde bunlar sıfır gözüküyor. Yani Yunanistan Genelkurmay Başkanı internet sayfasında bir yıl içerisinde 2014 yılı içerisinde 1047 uçağımıza önleme yapmış ama Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde sıfır gözüküyor. Dedim ki şunu söyledim. Eğer Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı yalan söylüyorsa bunu yalanlayın. Doğru söylüyorsa yayınlayın. Tabii tekmini birden yalan söylüyor. Yalandan kim ölmüş? Formül bu. Tabii bu böyle devam ediyor. Şimdi burada da bakın böyle bizim adalarımızı artık adamların zimmetine geçirmişler. Şimdi tabii esas sıkıntı şurada. Bakın bizim vatandaşımız Sayın Önkibar Türk karasularında, Türk adasında suç işliyor. İddia bu. Nerede yargılanması lazım? Size göre nerede yargılanması lazım? Türkiye'de değil mi? Yunanistan'da yargılanıyor. Vatandaşımız bakın burada açık bir şekilde Türk karasına insan kaçakçılığı yapıyor. Eğer iddia doğruysa çünkü Yunanların söylediğin çoğu şey yalan biliyorsunuz. Ve bunu bütün gazeteler Hürriyet Deniz dahil haber veriyor. Ama burada ilginç bir durum var. Haberi veren Anadolu Ajansı Hürriyet Deniz bu haberi verirken başına Gris Farmakonos Island yani Yunanistan'ın Bulamaç adası ekliyor. Dedim ki siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Siz Hürriyet gazetesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen kalktığını yok sayamazsınız. Ve arkasından bakın yine bizim karasularımız içerisinde kaptan öldürülüyor. Bodrumlu kaptan öldürülüyor. Ya cinayet. Hesabını sormuyor. Öldüren kim Yunanlar? Niye? Çünkü hemen şurada bakın Keçi Adası işgal altında sesini çıkartamıyor. Davutoğlu sesini çıkartamıyor. Sesini çıkarsa diyecekler ki sen hem bunları bize verdin. Arkasından bakın yürüyüş yapıyorlar. Yine bizim evet. Vatandaşlarımız tutuklanıyor. Evet toparlarsak. Tamam toparlayın. Evet. Şimdi bakın şurada görüldüğü gibi bu adalar işgal altında olduğu için artık biz 3000'e hapsedilmiş durumdayız. Ve 3000'in ötesine geçemiyoruz. Şimdi tabii 3000'in ötesinde kamu düzeni yok. Can güvenliği yok. Vatandaşlarımızın seyahat emniyeti yok. Çalışma güvenliği yok. Tabii bu olayların bir karşılığı var. Yani bu neye giriyor? Türk Ceza Kanunu 302. maddesi Sayın Önkibar. 302. maddeye göre devletin topraklarının bir kısmını başka bir ülkenin egemenliği altına koymak ağırlaşmış müebbet hapis. Evet. Şimdi terörist başı yargılandı. Niye? Devletin topraklarının bir kısmını başka bir ülkenin egemenliği altına koymaya teşebbüs etmekten yargılandı. Ama burada toprak kaybı yok. Bakın burada toprak kaybı var. Devletin 16 adası ve bir kayalı alenen Yunanistan'a gitmiş. Bu aynı zamanda terörle mücadele kanunu. 3. maddesine göre terör suçu. Yani şu andaki adamların işlediği suç terör suçu. Şuraya bakın. 16 adada bir kayalık. Şimdi bunda normalde bu suçu işleyenlerin yargılanmasının önünde engel de yok. Yargılanacak yer neresi biliyor musunuz? Ağır Ceza Mahkemesi, Yüce Divan da değil. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli eğer bu vatana ihanetin hesabını sorarlarsa bakın iddia ediyorum AKP baraja takılır. Baraja takılır. Neden? Ama nedense Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli ben bu iddiayı yıllardır gündeme evet. getiriyorum. Nedense Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli bir kere olsun bakın CHP milletvekilleri bu konuyu mecliste getirdi. Onlara MHP ve CHP. Doğru. Onlara müteşekkirim ama Devlet Bahçeli ve Kılıçdaroğlu
nedense ne hikmetse bu konuya kıyıdan köşeden bile değinmiyorlar. Bakın sevgili seyirciler, Lozan belgeleri, Lozan'ın ek belgesinde harita, bakın resmi bir belgeden söz ediyor. Bir kurmay albay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Savunma Bakanlığı'nın genel sekreterliğini yapmış bir kurmay albay resmi bir belge gösteriyor. Ve bu belgeye rağmen hadi Tayyip Erdoğan, hadi genelkurmay anlarım, yani biri Amerika'dan ürker, biri emperyallerden, Pentagon'dan, şundan bundan çekinir, ama demek ki Bahçeli ve Kılıçdaroğlu da onlara angaje, bu ortaya çıkıyor. Hiçbir tepki ortaya koymuş değiller. Evet, sözünüzü bağlarsanız diğer konulara geçeceğim. Tabii şimdi bağlayacağım. Bakın Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye oy veren vatandaşlarımız vatan toprakları Yunanistan'a verilsin diye oy vermediler. Bu topraklar Kanuni Sultan Süleyman ve 4. Mehmet döneminde fethediliyor. Lozan'da Atatürk'ün ve İnönü'nün vermediği topraklar. Hani bunlar Osmanlıca falan diyor ya, önce sen Osmanlı'nın haklarına sahip çık. Osmanlı'dan bize kalan mirasa sahip çık. Evet. Çıkmıyorlar. Evet. Şimdi tekrar söylüyorum, Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu eğer bu olayı milletimize layıkı veçile anlatırsa mutlaka AKP bakın baraja takılır. Çünkü milletimiz vatana ihanet edene oy vermez. Evet. Evet. Sayın Gürses, şimdi bugüne gelelim. Bu müthiş bir tespit tabii. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan başkanlık için meydanlarda, anayasa zaten tanımıyor. AKP'ye açıktan oy istiyor. 400 milletvekilliği falan diyor. Bir tarafta güya ikisi aslında 12 sene beraber yürüdüler o yollarda. FETİP'i örgüt, yani cemaat ve AKP kavgası, Tayyip Erdoğan kavgası. Ve İslam hedefte arada da konuştuk. Bir tarafta Abdullah Öcalan'a verilen sözler var ve baharda bir isyan, kalkışma beklentisi var. Enine boyuna sorgulamanızı istiyorum. Türkiye nereye gidiyor? İnanç nereye gidiyor? Yani İslam hedefe oturtulmuş durumda. Kimin kıblesi neresi olduğu meçhul. Biz inançlı insanlarız ama açıkça ben FETİP'i örgütün inandığı İslam'a inanmıyorum açıkça. Benim inandığım İslam Hazreti Muhammed'in İslamı, onların İslamı, Amerikan İslamı, emperyal İslam. Bunları analiz etmenizi istiyorum. Türkiye'de bir protestanlaştırma projesi vardı. Cemaat buna uygun diye cemaate önemli destek verdiler. Her bilimden destek gördü. Türkiye biraz, yani bu İslam, bu radikalizmden biraz uzaklaşsın. Çünkü cemaatlerde böyle bir etkinleşme vardı. Yoksullaşma arttıkça cemaatler gücünü artar. Yani insanlar İbn Haldun'da bakın, Marx İbn Haldun'dan çalmadır, öyle düşünüyorum ben. Yani 400 sene sonra İbn Haldun'da dinin insanları kontrol etmekte, sakinleştirmekte, dayanışmayı sağlamakta büyük fonksiyonu vardı diyor mukaddimede. İbn Haldun diyor. Evet. Şimdi Marx tabii koşullar değişiyor, 400 sene sonra Londra'da başı ağrıyan adam gidiyor kiliseye, bir şiling veriyor, papaz efendi beni bir oku üfle diyor. Marx da diyor ki bu din afyon olmuş ya, insanları uyuşturuyor diyor. Din yoksulları koruyor tabii. Yani insan sıkıntıda olduğu zaman, ama kiranı veremezsen din kiranı veremez. O zaman düşünmeye başlar insan. Ama idare ediyor, çok insanlarla görüşüyoruz, 850 lira emekli maaşı alıyor. Memleketin yarısından fazla 850 lirayla geçiniyor. Bak yarısından fazla insan 850 lirayla geçiniyor. Asgari ücretle. Evet. Ve bunlar Allah razı olsun diyorlar. Yani isyanları yok, bağırmaları yok, gürültüleri yok. Böyle bir millet bulamazsınız. Bu arada hiç yokken Güneydoğu'da bir rüzgar estirdiler. Size biz hak vereceğiz. İstihbarat birimleri bana soruyorlar. İstihbarat birimleri terör örgütleriyle görüşür mü? Görüşür. Görüşür ama böyle anlaşma yapmaz. Yani hele bir istihbarat birim başkanı mümkün değil. İngiltere'de MI6, MI5 İRA ile görüşmedi mi? Tabii görüştü. İRA silahları bıraktı sonunda. Ama nasıl bıraktı? Amerikan talimatıyla bıraktı. Yeri adım Amerika'ya gitti, Amerikan talimatıyla bıraktı. 16 senesinden, 1916'dan beri savaşıyordu bunlar. Türkiye'de biz Genelkurmay Kuzey Irak'ta operasyon yaptığı zaman ne oldu? Büyükelçi devreye girdi, geri çekilin dediler. Bizimkiler dediler ki fazla kar yağdı, onun için geri çekildik. Böyle asker kar yağdı diye geri çekilir mi? Demek ki
bizim Genelkurmay Amerika'dan çekiniyor. Hani bir anlaşmamız var. Ellerinde belki metin de vardı, bilmiyorum. Dün birkaç gün evvel şeyde okudum. Başbuğ Paşa şey demiş. Ben talimat verdim. Genelkurmay ikinci başkanı iken. Eğer böyle çuval muval meselesi olduğu zaman derhal misliyle karşılık verin diye. Geç kaldınız ya. O iş bitti. O iş bitti. Türkiye'de Amerika en korktuğu insanlar TGB'liler şimdi. Genç çocuklardan korkuyor. Evet. Zaten ben her zaman söylüyorum. Bir memlekete partilerin gençlik örgütleri milli olursa korkma. Evet. Ha, partilerin gençlik örgütü dedik, anladın. Onlara tasfiye ettiler. Talimatla tasfiye ettiler. Evet. Şimdi MHP'nin gençliğinde Devlet Bahçeli tasfiye ediyor. O talimatlı olur bunlar. Yani durup dururken olmaz. Evet. Talimatlı olur. Rahmetli Yazıcıoğlu fark etti ki gençlik örgütünü kullanıyorlar. Bu konuda bir itirazda bulundu. Onu da faili meçhule gitti. Evet. Her zaman söylüyorum. Lordlar Kamerası'na falan davet etmişlerdi Yazıcıoğlu'nu. Bu İngiltere'ye gitmeyin. Bu işleri yapmayın. Bunlar görüşürler, iki hafta sonra öldürürler seni. Bak Talat Paşa, İngiliz istihbaratı geliyor. Talat Paşa ile görüşüyor, iki hafta sonra öldürülüyor. Kabul etmiyor demek bunların taleplerini. Bunlar çok önemli. Musin Yazıcıoğlu'na benzer bir ya şey. Yani tabii ben Musin Yazıcıoğlu Lordlar Kamerası'na İngiltere'ye çağrıldığı zaman ben ürktüm. Her zaman söylüyorum. Uğur Mumcu, MİT'in önemli adamlarıyla görüştü, öldürüldü. Bunlar size görüşürler. Size derler ki şunu yapma, bunu yapma. Siz dersiniz ki ben gazeteciyim, ben normal yapacağım, yaparım. Bu akıl Tayyip Erdoğan dediği üst akıldır. Yani Türkiye'deki istihbarat Türkiye için değildir, alınmasınlar. Eğer biz Türkiye için varız deseler bu PKK meselesini başımıza bela eden istihbarattır. Niye bela etti başımıza? Mossad'dan, CIA'den oturup masaya konuşursan onlar sana derler ki bu bir şey değildir. Üç tane çapulcu. Bunları sıkıştıralım, dağa çıksınlar, daha da bunları temizleriz. Rapor böyleydi yani. Böyle yaptılar bunlar. 83 senesi. Ondan sonra altına kalkamadık hocam. Evet. Şimdi bu üst akıl meselesinde bunlar yine sıkışacaklar. İstihbarat. Ben bir ara umutlandım. Kamu güvenlik teşkilatı yeni bir istihbarat birimi kuruluyor diye. O da meğer öğrendik ki hemen CIA'den, MI6'den, Mossad'dan bağlantılı adamlar getirilmiş bunun içine tekrar. Gelmişler bunun içine. En çok umudum Genelkurmay istihbaratıydı. Çok temiz çocuklar vardı orada. Fakat onu da anladığım kadarıyla tasfiye ettiler. Evet, MİT'e yani, bağladılar. Yani adı var ama kendi yok yani. Evet, evet. Ve bu çok sağlam bir ekipti. Yani her taraftaki bilgileri topluyordu. Memleketin güvenliği meselesiyle ilgili. Onun için ben diyorum, Türkiye'de istihbarat varsa Türkiye çalışacak. Türkiye çalışmıyorsa bana ne lazım? MI6'den farkın ne? Değil mi? Evet. MI6 beni İngiltere'den kovdu. Burada da istihbarat beni takip ediyor. Yani Türkleri takip ediyor istihbarat. Şimdi yalandan kimseye kabahat bulmasınlar. Başbakan, Dışişleri Bakanı toplanmışlardı ya, Dışişleri Bakanı falan bitmiş dışarı, dinlendiler. Evet. Bunu herhangi bir polis dinleyemez. Kim dinlemiştir sizce? Hocam, bizim içimizde, ben her zaman söylüyorum, MİT'te, Genelkurmay'da ve Emniyet'te GLAD'ı yapılanması halen vardır. Bunlar Türkiye'ye faydam, yani kötü niyetli yapmıyorlar. Diyorlar ki biz Türkiye'ye faydamız olacak, onun için yapıyoruz. Ama bunların aldığı bütün bilgiler hocam, Amerika'ya gidiyor. Burası çok sıcak olmadı mı gençler? Şimdi geçenlerde bu istimak oldu Rize'de, bankaya gittim bu istimak parasını almaya annemin üzerinden. Bu iki tane Rus vatandaşı geldi. Biz Moskova'ya para göndermek istiyoruz dediler. Bir banka, Türk bankası. Dediler ki bunlara, yanında duruyorlar. Ne kadar göndereceksiniz? Ya bir 10.000 dolar kadar falan. Dediler o parayı göndermek için önce Ankara'ya göndereceğiz. Ankara'da bunlar kayda girecek. Amerikan bir merkezi bir sistem, bir yer varmış. Onlar kontrol edecek de sonra Rusya'ya gidecek. Bakın Rusya'ya ambargo başlamış. Rusya'ya para gönderilemiyor. Ha bizim iş adamları için sorun yok. Batum'dan götürürler, bir şey yaparlar. Çünkü bizim iş adamları bu kanunları Rus Amerika'ya uyarsa yandık. Ha şurada Tayyip Erdoğan hakkını yememek lazım. İran meselesi konusunda.
İran'a ambargo var. 96 senesi tarihli ambargo. İran'a 20 milyon dolar üzerine yatırım yapamazsın. Enerji kaynakları, enerji meselesinde. Fransa yapıyor. Fransa'ya bir şey diyen yok. Şimdi Tayyip Erdoğan ne yaptı? Ya doğalgaz alacağız. Dolar veremiyorsun. Ne yaptılar? Dediler ki bu işi yapan kimdir? Dediler ki bu Sarrab dedikleri adamın babası Moskova'da yaşar. Bu işleri dünya çapında yapar. Yani bugün desin ki bir ülke bana 50 milyar dolar lazım. 50 milyar dolar. Yarın o ülkenin merkez bankasına gider. Bunlarla işbirliği yapıyorlar. Katar'dan alıyorlar altını, doları veriyorlar. Halk Bankası üzerinden bu altın olarak veriyorlar bunun parasını. Tabii 150 milyar dolara yakın para ödeniyor. Bunların komisyonları var. Komisyonda kavga ediyorlar. Komisyon kavgası. Ama devletler arası hukuk anlamında Türkiye'nin başını belaya sokmaz tabii, mı? Şimdi hemen İsrail devreye giriyor. Evet. İsrail ihbar ediyor ve bu işi zaten adam gidiyor Halk Bankası müdürünün odasında kutunun içinde buluyor. Biliyorlar nedeni var diye. Şimdi ben Halk Bankası'nın genel müdürü olsam 5 milyon doları oraya mı koyarım? Ofisimde masanın üzerine açıkta koyarım. Değil mi? Tabii. Açıkta koyarım. Durur orada. Birine verilecek. Kimse evet. Sorar mı banka müdürüne bu para ne işi var burada diye. Evet. Bunlar tabii böyle maalesef Tayyip Erdoğan diyor ya şimdi imamatifleri almış görevlere getirmiş ama bizim ekibimiz yok diyor. Onun için cemaate güvendik, cemaate verdik. Çünkü cemaatin ekipleri okumuşlar hep. Evet. Yani 15-20 senedir hazırlık yapıyorlar. Evet. Okumuşlar. Hakim, savcı her yerde var. Bu Danıştay meselesinde bana bir savcı diyor ki şimdi hakkında soruşturma başlatmışlar. Yahu diyor bunu niye karıştırıyorsun? Başına bela gelir diyor. Diyorum savcı bey. Bu başıma bela gelir diyorsun. Burada cinayet var. Danıştay üyesi öldürülmüş. Ya onu diyor devlet araştırsın diyor. Ben de şimdi diyorum. Benim peşimde olan istihbaratçılara, emniyetten, MIT'ten olanlara söylüyorum. Ben Danıştay'la Manıştay'la ilgilenmiyorum kardeşim. Gidin bu dosyaları savcıya sorun. Tayyip Erdoğan'a sorun. Onların elinde. Ben devletin, mevletin bu işleri beni ilgilendirmiyor. Ben 17 yaşından beri devletin sıkıntısından dolayı uykum kaçmış adamdır. Ben artık ilgilenmiyorum bu işlerle. Bunlar benim işim değil. Şimdi öğrendim bunu. Niye biliyor musunuz? Ya adam maaş alıyor. Adamın en kötüsünün açık bankalardan kartları var. Bunların görevi. Benim görevim öğrenci. Ben kimseyle ilgilenmiyorum. Benim görevim onlar ilgilensinler, bulsunlar bu işi. Türkiye'deki cinayetler istihbarat biriminin kontrolündedir. İstihbarat birimlerinin içindedir bu cinayetleri yapanlar. Mehmet Ağar'a sorsunlar, Mehmet Emur'a sorsunlar, onlar anlatsın nasıl oluyor bu işler diye. Yani onların önemli görevlere gelmişler. Onlar bilir bu memlekette kim Mesut ne yapmış. Mesut Yılmaz 2008'den sonra derin devlet genelkurmaydan polise geçti şeklinde. Emniyete kaydı. Cumhuriyet'te manşetten verildi haber. Evet. Yani girerseniz görünür o. Evet. 2008'in Temmuz ayı falan. Evet. Ya bende şeyi var da ben onu alınca merak ettim. Bir araştırdım. Eski bir başbakan bunu söylüyorsa. Başbakan. Araştırdım baktım ki. Hakikaten Amerika operasyon yapmak için bu işleri emniyete almış. Emniyette de. Ergenekon onları yaptırttı. Ergenekon Amerika yaptı hocam. Ergenekon'u cemaat memaat yapamaz yani. Cemaati kullanarak. Ya cemaat ayak işleri yapar. Evet. Yani o Yılmazerler, Milmazerler falan bunlar ayak işi yapar. Bunlar önemli bir adam olsa bunları hapse atamazsın. Evet. Amerika sana hapse attırmaz. Şimdi sorsunlar o çantayla evrakları getiren adama. Değil mi? Tayyip Erdoğan tweet gönderiyor Amerika'dan. Buralarına gelip gidiyor. Evet. Bir ara gözaltına aldılar. Şimdi yakalama kararı çıkmış adlarına. Evet. Bu dosyayı kim Emre yaptı? Uslu. Emre Uslu'yla şey. Önder Aytaç. Baransu. Mehmet Baransu. Önder kaçtı zaten. Mehmet Baransu. Şimdi Mehmet Baransu'ya dosyaları kim verdi? Tayyip Bey bunu biliyor. Evet. Oraya niye gitmiyor? Çünkü o oraya gittiği zaman o adamlarla beraber oturmuş kalkmış. Ondan rahatsız. Evet. Çünkü ne kadar sicili bozuk adam varsa bugün Tayyip Bey'in saldırdığı, Tayyip Bey onlarla beraber oturup kalkmış. Evet. Şimdi ne diyor? Yahu diyor biz bu adamlara güvenmiştik. Tayyip Bey o konuda saftır. Yok ben saf olduğuna inanmıyorum. Ya bir adam onları desin kullandı, ya, sonra attı. Ya atamazsın onları. Kendine dokununca. Atamazsın. Tayyip Erdoğan'a dokunmazlar. Tayyip Erdoğan'a dokunmayan bir Amerika'dan gelir. Bakın ne diyor o bu işte operasyonları yapan savcı? Cumhuriyet'te röportaj yapmış. Şeyle diyor İran'la ticaret yapıyorlardı yasa dışı falan. Halbuki kendi bilmiyor mu ki bu ticaret yasa dışı falan değil. Bartır ticaretidir bu. Bu ticaretten İsrail rahatsız oldu. Bu da ne demektir? Tayyip Erdoğan ne diyor? Onların adamları diyor bir de üst takı.
Tayyip Erdoğan şimdi anladı. İsrail ile Amerika bu işin içinde. Ama şimdi kendini nasıl kurtaracak? Türk milletine diyecek ki kusura bakmayın ya. Bu kadar adamlarla beraber geldim ama bunlar beni yanlış yönlendirdiler. Suriye meselesinde de diyecek ki bu Davidoğlu beni yanlış yönlendirdi. Bir yerden bir talimat aldı. Yoksa kendi aklım bu kadar yetti. Suriye meselesinde... Ama tam bir ihanet Suriye politikası. Hocam şu anda yüz binlerce insan yollarda. Evet. Bunlara bakıyoruz diyorlar. Ve Güneydoğu'dan arkadaşlar var diyorlar ki herkes evlerinde almış bunları yedirip içiriyor. Devlet bunlara bakacak kapasite gücü yok. 1,5 milyon insan nerede bakarsın sen? Evet. Sınırlar kalkmış. Zaten ne diyorlardı? Globalleşme ne demektir? Sınırlar kalkacak. Doğru. İngiltere'nin sınırları daha kuvvetlendirilmiş. Duvarlar yükseltilmiş. Almanya'nın duvarları yükselmiş. Türkiye'nin sınırları, duvarları kalkmış. Sınırlar Türkiye gibi ülkelerin kalkıyor. Şimdi başına verdiler bir tane FETÖ meselesini. O da taşnak meselesidir. Ben bunu anlattım. Ermeni bir profesör. Londra'da, ben London Üniversitesi Öğrenci Sendikası'ndayım. Salonları biz kiralıyoruz. PKK'lılar uluslararası konferans düzenliyorlar. PKK'lıdan çok yabancı profesör gelmiş. Bu Ermeni, Harvard'dan gelen bir profesör. Dedim ki profesör siz dedim buraya ne işiniz var? Dedi ki biz dedi PKK ile beraber çalışıyoruz. Niye çalışıyorsunuz dedim size Harvard'dan gelen bir tarih profesörü. Dedi ki bu Kürtler savaşacak. Güneydoğu'yu alacaklar Türklerden. Sonra biz onlardan hakkımızı alacağız. Ne hakkı? Dedi Güneydoğu bizim dedi. Kürtlerin değil ki dedi. Büyük Ermenistan. Ha, şimdi onun için diyorum PKK daşnaklar için savaşıyor. Daşnakların değişik bir adıdır. Ocalan bunu fark etti ama şimdi kendini kurtarmaya çalışıyor. Ocalan kimseyi falan kurtarmaya değil, kendini kurtarmaya çalışıyor. O da onun için PKK'nın yönetiminde bakın, Kürt bırakmadı. PKK'nın yönetiminde Kürt bırakmadı. Genel Başkan Zaza. Kürt diye Kürtçe de bilmez. Ertuğrullar, bunlar hepsi Cihangir'de oturup kahvede sohbet eden adamlar. Devrim nasıl yapacağız diye. Selahattin Demirtaş Zaza, Kürt değil. Değil, Kürt değil hocam. Evet, Zazalar Kürt değil, doğru. Değil Zazalar. Hazar'ın güneyinden gelme. Bu Dersim Sosyalist Partisi'ni kurdular yurt dışında. PKK bunlara ölüm emri çıkardı. Siz nasıl bizim böyle yapıyorsunuz diye. Bu Seyfi Cengiz'dir bunların başında. Bunlar Kürtçe bilmezler, Zazı'yla konuşurlar. Ve bunlar Hazar'ın güneyinde baskılardan dolayı buraya Anadolu'ya kaçmış insanlardır. Yani Tunceli bölgesinde yaşarlar, Urfa bölgesinde de Oğat'ta yaşarlar. Ve bunlar hiçbir zaman memlekette öyle ayaklama işlerine girmezler hocam. Devletle, mevletle öyle bir sorunlar olmamıştır. PKK bundan rahatsız oluyor zaten. Ha Mustafa Karasu diyor ki biz siyasi virüsüz diyor. Kendi söylüyor, kendini tanımlıyor. Biz siyasi virüsüz. Yani virüs olarak işte oradaki Hudapar'la savaşıyorlar. Kendilerine karşı olanlarla savaşıyorlar. Ama bunların içinde yabancı istihbarat birimleri cirit atıyor. Peki önümüzdeki baharda bir kalkışma isyandan ya, söz ediliyor. Yani Kürtleri uçuruma sürüklerler. Yani bu kalkışma Kürtleri zaten daha da yoksullaştırır ve iç kavga olur. HDP'nin tek başına seçime girmesi, barajı aşamaması, ondan sonra siyasi kaos. Bir şey olmaz hocam. Yani bu daha önce de seçimde meclise giremiyordu. Yani HDP aslında HDP'ye parti olarak seçime gir dediğin zaman meclise girememe sıkıntısı var. Bunu niye Ocalan yapıyor bilmiyorum. Halbuki de ki işte 20-30 tane adamım var. Bunlar ayrı ayrı seçilecekler de çok meclise. Acaba Ocalan'da başka bir hesabım var. Kandil güçlüdür diyorlar. Kandil'in silah milah gücü yok. Amerika'dır Kandil'in silahlı gücü. Amerika ve İsrail'dir. PKK'nın bütün liderleri de Londra'dadır. Bazen konsolos monsolos devreye giriyor. Büyükelçilik. Ya niye öyle diyorsunuz? Ya kardeşim ben bunların adım bilirim nerede yaşarlar diye ya. Halk evinde toplantı yaparlar. Kapısında ocağının resmi vardır. Halk evinde Türklerden almışlardır. Türkleri kovmuşlardır oradan. Ve uyuşturucu işlerini de ufak tefek çoğak uyuşturucu işlerini de yine PKK'lılar yapıyor. Londra'da. Londra PKK'lılar. Söyleyeyim konsolos dinlesin. Stoke Newington Road'da kahvelerde, büfelerde, bu dönercilerde otururlar belli başlı adamlar. Bu İngilizler gelir. Özellikle 16 yaşının altındakilere verirler. Onlar dağıtırlar ki çocuk oldukları için hapse girmesinler diye. Onlara dağıtım yaptırırlar. 10 sterlin 10 pound verirler dağıtım yaptırırlar. Daha önce Almanya'da yapılıyordu bu. Berlin'deki meyve sebze pazarının halinden. Talebelerin sırtına çantalarına koyarlardı okullara gönderirlerdi. Okullardan dağıtım yapılırdı. Çocuklar bilmez de çantalarına var diye. Annesi gönderiyor diyelim. Babası gönderiyor. Git diyor 2 kilo elma al oradan. 2 kilo elmanın yanında 2 pakette uyuşturucu konurdu. Bunları Alman istihbarat bilmiyor mu? Biliyor. Almanlar
bize bir şey düşer mi diye oynadılar. Düşmedi onlara bir. Şimdi başlarına bela oldu. Sonra Aleviler oynadılar. Alevilerden baktılar ki Aleviden vatan aynı olmuyor. Evet. Aleviden vatan Alevi Türkmen Zazadır. Evet. Kürt'ün Alevisi olmaz. Olmaz. Eğer ben Kürt'üm Aleviyim diyorsa Türkmen'den Kürtleşmiştir. Evet. Yani Karakeçili aşiretinden benim öğrencim var. Diyor ki ya biz Kürt müyüz? Ya adın Karakeçili kardeşim. Yani Karakeçili Kürt olur mu? Mümkün değil. Kürtleşmiş. Böyledir bu. Evet. Ama PKK'lılar bir ayaklanma mayaklanma işi düşünüyorlarsa ha hükümeti zora sokmak için Amerika böyle bir şey yapabilir. Kürtlere yazık ederler. Evet. Şunu soracağım. Güneydoğu noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin duruşunu sorgulamanızı istiyorum. Elbette siyasi iradedir burada sorumlu olan ama geçenlerde bir meslektaşımız, değerli bir meslektaşımız evet. Soner Yalçın bir yazı yazdı. Genelkurmay hemen ertesi gün bir açıklama yaptı. Yani bir gazeteci yazısına açıklama yapma gereğini duyan bir Genelkurmay Başkanlığı. Güneydoğu'da asker kışlasına hapsedildi. Güneydoğu'nun her tarafında PKK devriyeleri kol geziyor, kendi silahlarıyla yürüyüş yapıyor. PKK tamamen bölgeye egemen. Şimdi buna rağmen Genelkurmay Başkanlığı'nın akıl almaz bir biçimde suskunluğu var. Yani silahlı kuvvetler içinde cemaatçi mi var sorusunu sorarsanız hemen açıklama yapılıyor. Ama öbür tarafta mesela Güneydoğu'da olup bitenin Türk halkının öğrenmesi noktasında Genelkurmay sessiz. Size soracağım Genelkurmay Başkanlığı'nın bu sessizliğini nasıl değerlendirmek lazım? Bir de hakikaten Genelkurmay Başkanlığı'nda FETÖ örgütün mensupları var mı yazıldığı çizildiği gibi? Siz emekli kurmay albaysınız, Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği yaptınız yakın zamanda. Evet. Ben şimdi tabii bu sorunuza dolaylı cevap vereceğim. Nasıl cevap vereceğim? Şimdi belki hatırlarsınız 4 Aralık 2013 tarihinde ben Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarı Sayın Ahmet Takan'a bir mektup gönderdim. Evet. O mektupta iki kişiden bahsettim. Birisi Şirin Ünal, diğeri de Ahmet Turmuş. Evet. Şirin Ünal şu anda AKP milletvekili. Şirin Ünal kimdir onu söyleyeyim kısaca. O yazıda da bahsetmiştim. Evet. Bu adalar işgal edildiği zaman yani Eşek Adası'na hani en başta bir görüntü gösterdim ya Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutan geldiği zaman bunu internet sitesine koyduk. Şirin Ünal AKP'nin foyası meydana çıkmasın diye Genelkurmay internet sitesinden bu haberi çıkarttı. Ödülünü aldı ve AKP'ye milletvekili yapıldı. Tabii Şirin Ünal bu haberi tekzip etmedi. Arkasından Ahmet Turmuş tekzip etti. Ben de tekzibe cevap verdim. Sonra Necdet Özel beni ve değerli gazeteci Ahmet Takan'ı mahkemeye verdi. Ben de bunun üzerine Necdet Özel'e Genelkurmay Genel Sekreteri vasıtasıyla bir yazı gönderdim. Dedim ki siz dedim hata yaptınız, stratejik bir hata yaptınız ve bu davanın kaybedeni siz olacaksınız dedim. Peki konu neydi? Ahmet Turbuş'la biz beraber çalıştık. O Milli Savunma Bakanı müsteşarken ben de Milli Savunma Bakanı Genel Sekreteriydim. Ahmet Turmuş o yazımda da belirttiğim gibi hem beni hem de Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ü devre dışı bırakarak ve Genelkurmay Başkanlığı'nın direktiflerini, bu direktifte biliyorsunuz akredite olan basın kuruluşları var. Onu paspas gibi çiğnerek Zaman Gazetesi ve STV televizyonun muhabirlerini devletin parasıyla uçakla Brüksel'e göndermesinin sorumlusu. Brüksel'e gönderdi. Brüksel'e gönderdi. Sonra tabii mahkeme verdiler. Ben de bahsettiğim gibi yazı yazdım ve davayı kaybettiler. Savcılık görevsizlik ve takipsizlik kararı verdi. Kovuşturmaya yer olmadı kararı verdi. Normalde ve sonunda da yazıyor. 15 gün içerisinde itiraz hakları vardı. İtiraz edemediler. Çünkü esse derdi her şey ortaya dökülecekti. Hatta ben Necdet Özel'e dedim ki beni dedim mahkemeye verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben dedim bütün bu olayları hepsini tek tek mahkemede belgeleyeceğim. Hatta ona bir belge de gönderdim. Eğer dedim yalan söyleyin. Bakın yani AKP'li bakan Sayın Vecdi Gönül'e hemen devreye gider. Dediler ki efendim İstanbul'daki toplantıya bu zaman ve STV muhabirini alalım. Ne dedi biliyor musunuz Vecdi Gönül? Hayır dedi. Onlar akreditasyon listesinde yok. Gelemezler dedi. Kabul etmedi. Şimdi bakın AKP'li bir bakan değerli bir insandır ben. Kendisiyle beraber çalıştım. Vecdi Gönül. Vecdi Gönül. Özel biridir ama evet. O tabii farklı. Diğer AKP'lilerle aynı tutmamak lazım. Evet. Milli
bir tarafı var. Bakın bunu bu adamların İstanbul'daki olaya alınmasını, İstanbul'daki NATO Savunma Bakanı toplantısına alınmasını engelledi. Ama maalesef askerler bunu gönderdi. Bu tabii son derece üzüntü verici bir olay. Şimdi gelelim Güneydoğu meselesine. Bu konuda pardon, buyurun. Güneydoğu'ya geçmeden bu Suriye'ye düşürülen Türk jetlerinin pilotları nerede ve Türk jetlerini kim düşürdü diye bir soru var. Bir de bu adaları nasıl geri alabiliriz diye bir başka soru var. Bunlara da kısa cevap verirseniz. Tabii. Şimdi bu Suriye jetlerinin düşürülmesi olayının perde arkası nedir? Tabii. Şimdi bakın. Onunla ilgili ben o olay olduktan sonra bir yazı yazdım ve görsel basında anlattım. Şimdi hatırlarsınız o dönemde Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı'na devredildi. Devredildi evet. Peki bu GES komutanlığı ne yapıyordu? Dinleme yapan yani sinyal istihbarat yapan bir birlik. Eğer Genelkurmay Başkanlığı'nın elinde olsaydı o GES komutanlığı birimleri Diyarbakır'daki Birleşmiş Hava Harekat Merkezi'ne durumu iletir. Ve onlar da pilotlara iletirdi. Pilotlar da bölgeden çıkardı. Ne oldu? MİT görevini yapmadı. Madem sen MİT'e verdin, MİT niye iletmedi bu haberi? Bakın iki kişi yazık oldu bu insanlara. Boş yere hayatını kaybetti. Normalde burada bakın GES Suriye hava sahasını test etmek için o iki pilot feda mı edildi? Şimdi tabii o konuda çeşitli hava savunma sistemini test etmek için. Çeşitli yorumlar var. Ben o konulara girmek istemiyorum ama tabii ki çok kısıtlı olsa bir hava sahası ilave. Çok kısıtlı. Ama bakın 17 dakika Davutoğlu söyledi. 17 dakika konuşma var. Siz bu konuşmayı pilotlara niye iletmediniz? Bakın burada çok acı bir şekilde bu insanlar boş yere hayatlarını kaybettiler. Ayrıca bu elektronik hava sistemleri vardı uçak sistemlerinde. Niye bunlar algılamadı? Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin başkanı Tayyip Erdoğan. Niye bu uçaklar modernize edilmedi? Dolayısıyla bunlara yazık oluyor. Evet. Yani gelelim adalar konusuna. Şimdi alınabilir mi geri? Nasıl alınabilir? Mümkün değil. Yani bir kere mümkün değil. Mümkün değil. Gitti yani. Gitti. Türkiye Cumhuriyeti bakın bölündü. Batı'dan bölündük. Türkiye bölündü. Toprak kaybetti. Cumhuriyet tarihinde ilk defa toprak kaybettik. İlk toprak kaybı Cumhuriyet'ten sonra AKP iktidarıyla beraber. İlk ve en büyük toprak kaybı. En büyük yani toprak kaybı. 16 ada var. Evet. Şimdi diyelim ki geçtiğimiz günlerde değerli amiral Cem Gürdeniz güzel bir yazı yazdı. Hatırlar mısınız? Evet. Kipras'a mesajlar verdi. Yeni Yunanistan Başbakanı'na. Dedi ki efendim Kardak'a benzeri olaylarla ilgili gelin dedi Uluslararası Adalet Divanı'na gidelim. Ben buna söyleyeyim. Gidesek davayı kaybederiz. Niye biliyor musunuz? Yunanistan bakın niye yayınlıyor bunları? Belge olarak yayınlıyor. Karşımıza 3 tane teze çıkacak. Diyecek ki bir, ben kardeşim 11 yıldır gidip geliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri beni engellemiyor. 2, Türk yargısı dava açmadı. 3, AKP hükümeti bana NATO vermedi. Evet. Davayı kaybederiz. Kaybederiz. Gelinen bu noktadan tabii, sonra tabii. Mümkün değil yani. Nasıl, kabullenme var. Nasıl geri alacağız? Kabullenme var. Savaşla geri alacağız. Peki AKP hükümetinin savaşmadan alenen verdiği adalar için ben niye savaşayım? Mehmetçik niye orada hayatını kaybetsin? Evet. Güneydoğu için neler söyleyeceksiniz? Tamam. Şimdi Sayın Önküme bakın. Bu konuda da ben Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e yazı yazdım. Dedim ki efendim valiliğe biz yazı gönderdik. Dosyalıyoruz. Onlar bizim isteklerimize hayır diyor. Bunlar dedim sizi kurtarmaz. Neden biliyor musunuz? 1926 tarihli bir anlaşma var. Türkiye, İngiltere ve Irak arasında imzalanan bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre Musul ve Erbil mutasarrıfları yani valileri PKK'lı adamları alıp bize teslim etmek durumunda. Erbil'de kim var şu anda? Barzani. Görevini yapıyor mu? Yapmıyor. Bu anlaşmaya göre hududun bu tarafında yani Türkiye tarafında 75 kilometre derinliğinde olan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu 1926 anlaşmasına dayanarak operasyon yetkisi var. Siz dedim efendim hükümet direktif vermedi. Vali müsaade etmedi. Diyemezsiniz dedim. Hudut Birliği komutanları bu bölgede 75 kilometre derindeki bölgede Cizre dahil operasyon yapmak zorunda. Bir de 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar aldı. Diyor ki Irak'tan dışarıya veya Irak'a doğru terörist geçişini engelleyeceksiniz diyor. Ne dedi Tayyip Erdoğan? Efendim dedi bıraksınlar silah gitsinler. Ben onu yazı yazdım. Siz dedim uluslararası hukuku ihlal ediyorsunuz. Bizim iç hukuku da ihlal ediyorsunuz. Ve buna nota verdi biliyor musun? Kim verdi notayı? Irak Büyükelçiliği. Dedi ki siz dedi 2004 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ediyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Efendim biz valiliğe başvurduk, yazıyı gönderdik. Onlar bize müsaade etmedi. Bunu da kurtarmaz.
Bakın bir de başka bir boyut var. Anayasanın 137. maddesi açık. Diyor ki kanunsuz emir uygulanmaz. Evet. Evet. Son 7 dakika, 8 dakika Sayın Gürses. 2015 Haziran'da seçim var. Son 6 dakika hatta yönetmenim uyarıyor. Bu seçim 2005 Türkiye'ye ne getirecek? Bu seçim Türkiye'ye ne getirecek? Özellikten söz ediliyor. Başkanlık sistemi haliyle topyekün bir sistemin ters yüz edilmesi anlamına geliyor. Böyle bir ihtimal var mı? Artı yıl sonuna doğru yani bir ekonomik kriz bekleniyor. Malum işte Fed'in faiz artışı ile beraber Türkiye zaten kaynak sıkıntısı içinde. Ki Başbakan, Cumhurbaşkanı iki laf etti diye döviz %10 civarında fiili bir devalüasyon söz konusu. Fed'in faiz artırımı ile beraber bu çok daha yukarı çıkacak. Üretmeyen bir ekonomi, deniz bitti, satacak mal da yok. Bir tarafta ekonomik kriz eşikte, ekonomik buhran eşikte. Öbür tarafta siyasal buhran eşikte. Peşi sıra inanç buhranı da eşikte. Türkiye'de cemaatler, inanç kesimleri birbirine girmiş durumda. İslam adeta ideoloji yapıldı. Adeta değil, kesin olarak ideoloji yapıldı. Herkesin kullandığı, ticaret için, siyaset için, çıkar için kullandığı bir araç haline getirildi. Ve böyle bir keşmekeş içinde Türkiye 2005'e nasıl giriyor, 2005'i nasıl kapatır? Vallahi şimdi bu AK Partililerle konuşuyoruz diyorlar ki, eskiden Müslümanlara karşı bir, yani İslamcılara karşı bir saygı vardı. Okuyorlardı. 80'li yıllarda okumaya başlamışlardı falan. Şimdi parayla uğraşıyorlar hemen hemen büyük çoğunluğu. Yoksul Müslümanlar... İslamcılar işi gücü para. Yani parayla uğraşıyorlar şimdi. Kendileri, yani partililer şikayet ediyor. Tabii bu para artık dağıtacak bir şey kalmadı. Yani herkese, şimdi mesela Çaykur'dan mesela Rize'den haber verdiler. 3500 kişi işe alacaklar seçimden önce. Yani bu tür şeyler şişirme yapacaklar. Millete atıyorlar işte ama bir taraftan da alacaklar ki yani 3500 kişi aldı ama 10 bin tane oy demektir. Evet tabii. En az 10 bin oy. En az 20 bin diyebilirsiniz. Şimdi eskiden Müslüman'a ben şimdi 70'li yılları hatırlıyorum. Rize'de bizim İlyas Emici vardı. Bir şey olduğu zaman sol gruplar arasında derlerdi ki ya İlyas Emici'ye soralım. Bu iyi, bu Müslümandır. Bu yalan demez. Şimdi bakıyorum Müslüman bile Müslümana danışmıyor. Diyor ki bu İslamcı diyor, bu dinle millen diyor, bu parayla uğraşıyor diyor. Bu yalan söyler diyor. Şimdi Türkiye'de Amerika ve İsrail öyle bir şey yaptı ki İslam'ı, İslam'a olan güveni kırdı. Müslüman Müslümana güvenmiyor artık. Evet. Yani AK Partililer kendileri içindekilerle güvenleri kayboldu. İslam'ı kullanarak bunu yaptı. Tabii şimdi AK Parti hükümetini cemaatin üzerine sürdüler. Cemaat AK Parti'ye saldırıyor. Bu kızışacak bu savaş. Yani seçimden evvel daha da kızışacak. Şimdi duyarız Tayyip Bey dün ne diyor? Ailemle uğraşıyorlar falan diye. Yani demek ki bu aralar yeni kasetler falan bir şeyler çıkacak mı? Kardeşi ve oğluyla ilgili yeni kasetlerden söz ediliyor. Evet. Ama bizim millet öyle şeylere bakmıyor. Yani para mara, çalmak mamak bunlar ayıp şey değil artık yani. Onlar önemli şey değil. Görüyoruz yani o etki etmiyor. Ama Tayyip Erdoğan... Bizim millet ya umacak, beklenti içinde olacak ya da korkacak. Ya şimdi insan çok yoksullaşınca acatın kıblesi olmaz dediğimiz yani bu boşuna dememiştir eskiler. Evet. Çok yoksullaşınca insan ne yapsın? Karnını doyurmaya, o günü kurtarmaya çalışıyor. İnsanlara duyuyoruz yani 5-6 milyon insan devletin yardımlarıyla geçiniyormuş. 18 milyon insana yardım yapılıyor. Yani bu felaket bir rakam. Dehşet. Rüşvetle parayla oy satın almak. Ama bu tür insanların kimliği de kaybolur, kişiliği kaybolur, sonra vatan savunması olduğu zaman bunlar vatan savunmasına bile gelemez. Aynen. Yani bu çok tehlikeli bir şeydir. Evet. Yani İslam'a karşı güvenin azalması, şimdi televizyonlarda görüyorum. Şimdi Tayyip Bey'i savunmak için bir sürü adama çıkıyor, savunuyorlar. Aslında onların savunması Tayyip Bey'in aleyhinde. Öyle bir savunma yapıyorlar ki, yani körü körüne yaptıkları için... Bunlara niye maaş verirler ben de merak ediyorum. Ben o zaman Tayyip Bey'e haber gönderdim. Dedim ki sen kendini savunmak mı istiyorsun? Kasımpaşa'da eskiden vardı ya simitçi, çaycı, kahveci arkadaşların. Onlar daha temiz insanlardır. Onlar para da istemezler. Adama şimdi duyuyoruz 100 bin lira maaş alan var işlerinde. 100 bin lira maaş alanlar var. Evet. Ve bunların savunmaları da akla uygun savunma olmadığı için vatandaş gülüyor bunlara. Mesela Yiğit Bulut'ta sırf Telekom'dan yıl sonu ikramiyesiyle beraber ayda aya bölerseniz 50 milyar maaş alıyor. Sırf Telekom, TRT'den 10 milyar, 60 milyar.
diğer şunu bunu sayarsan 70-80 milyar ayda maaş alıyor Yiğit Bulut. Şimdi milyar Tayyip, eski parayla. Şimdi Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi Yiğit Bulut'u niye yanına almış? Yanında yakından öğrendiğimiz, Yiğit Bulut bu borsa işlerini çok iyi bilir. Borsada kim üç kağıt çeviriyor, kim ne yapıyor? Onları öğrenmek için Tayyip Bey de bunları seviyor, merak ediyor ne oluyor. Çünkü bizim İslamcı kesimlerde bu istihbarat bilgiler cemaatlerde de vardır. Çok evet. Merak ederler. Doğru. Hep istihbarat işleriyle uğraşırlar. Doğru. Ya bir devlette bir vatandaş, şimdi geçen Davutoğlu doğru bir şey söyledi. Dedi ki, ya cemaat bankalarla paralarla niye uğraşır? E kardeşim 12 senedir beraber bunlarla uğraşıyorsunuz siz. Doğru. Evet. Şimdi mi aklına geldi? Evet. Sonra Davutoğlu şimdi uğraşmıyor. Ta Tansu Çiller'in zamanında beri danışmanlık yapıyor değil mi devletin içinde? Evet. Yeni değil yani. Değil kesinlikle. Yani bu 25 sene mi oldu? Ama yani şimdi ben Bankasya olayı mesela, yani kimse kusura bakmasın. Ben de Bankasya olayını PKK'nın banka kurması gibi değerlendiriyorum. Şimdi, nasıl cemaat yasa dışı bir örgütse, bankacılık kanunu suçu işlemek elbette istemiyorum. Bu bir iddia ama yorum olarak şunu söyleyebilirim. Ben tabii devletin Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın söylediklerine hareketle bu hükmü veriyorum. Bir örgüt soruşturması var. Merkezinde Fethullah Gülen var sevgili seyirciler. Fethullah Gülen'in bankası filan. Ne demek yani Abdullah Öcalan'ın bankasını kabul edemiyoruz da Fethullah Gülen'in bankasını kabul edebilir miyiz? Son cümle yönetmenim uyarıyor. Sayın Cumhurbaşkanı başka yerde paralelci aramasın. Etrafında paralelciler. Onlarla beraber çalışıyor. Paralelle savaş ediyor. Biraz da tek başına savaş ediyor. Bu savaşı kaybederse felakete gider. Bu savaşı kazanmak için her şeyi yapıyor. Bankalara el konmaşı da orada para varmış herhalde. Para lazım şimdi Türkiye'ye. Oradan artık bir yere aktarma mı yapacaklar? Ne yapacaklar? Fakat şu anda Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmek gerekirken Rusya Amerika'nın talimatıyla bu IBAN MIBAN işleri de ondan çıkmıştı. Artık bankalar Rusya'ya giriş çıkış paralarını kontrol ediyorlar. Evet. İran zaten kontrol ediliyordu. Evet. Rusya'yı evet. Kontrol ediyorlar. Ekonomik kriz olursa siyasi çöküntüye uğrarlar. Ekonomik krizi engellemek için artık paraları var bunların. Arabistan'dan bir şey getirirler herhalde. Bekliyoruz paralar gelsin evet. Rahat etsin. Ben o paralar getireceklerine pek inanmıyorum. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, İstanbul Anadolu yakasında oturan okurlarımı, seyircilerimi bugün saat 15-18 arası Bağdat Caddesi'nde Remzi Kitap Evi'nde 422 numara Suadiye'de Cadde Bostan. Orada bekliyorum saat 3 ile 6 arası bugün bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta program yapmayacağız. Bir sonraki haftada özel sadece önümüzdeki haftaya mahsus olmak üzere program yapmayacağız. 15 gün sonra buluşmak dileğiyle efendim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.